tane değil aslında. Temel kitabı belki bu konuda Hazreti Peygamber döneminde Yahudiler Kuramer'in yayınladığı, ama onun dışında 5, 6, 7 tane Yahudilerle ilgili kitabı var. Onlara bakılabilir. Yani bu konudaki herhalde en geniş literatür şu anda dini bakışla, yani daha çok din alanındaki değerlendirmeler içinde Nuhas Sandaş hocamızın, Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi hocamız. Biraz o temel işinde temeli biraz orada. Oradan bir bakış olacak. Haftaya daha Özhan'la biraz daha inşallah o haftaya kadar oralarda da farklı iyi gelişmeler olur. Daha belli onu değerlendireceğiz. Bir de ayın 23'ünde İslam İşbirliği Teşkilatı'na da bakacağız bu çerçevede. Yani Filistin olayında İslam İşbirliği Teşkilatı ne yapıyor? İslam dünyası dediğimiz dünyaya bir bakış. Bizim biliyorsunuz Musa Bey, Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda genel sekreter yardımcısı Cidde'de. İnşallah o Cidde'den programımıza katılacak. Ve böylece bu ay biraz daha konuyu değişik açılardan irdelemiş olacağız. Bugünkü konumuz aslında Nuh hocamızın Hazreti Peygamber dönemi Yahudiler, yani İslam tarihinin en önemli dönemi, belki Medine dönemi ağırlıklı. Ama ben hocamıza biraz da öyle de rica ettim. Yani birazcık İslam açısından da yahut da Kur'an açısından da Yahudilere, Kur'an'ın Yahudilere ayırdığı yer ve bakışa da burada değinilebilir mi demiştim. Artık konu kendisine ait, kendi takdiridir. Bugünkü konuğumuz Nuh hocamız, onu dinleyeceğiz. Arkadaşlarımızın tabii soruları ve katkıları olacaktır. Bu şekilde sohbetimizi devam ettireceğiz. Hocam, genelde uygulamamız makul bir süre sizin kendi sözlerinizi, sunumunuzu yapmanız, konuşmanızı tamamlamanız. Ondan sonra da arkadaşlara söz veriyoruz. Bu makul süre genelde bizde bir saat civarı oluyor, ama siz kendiniz takdir edin. Yani genelde işte bir ders saati gibi 50 dakika falan tutuyoruz. Buyurun hocam, söz sizin. Tamam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hocam, çok kıymetli hocalarım, kıymetli büyüklerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle önemli bir konuyla huzurlarınızda olmaktan onur duyduğumu belirterek sözlerime başlıyorum. Ben Hazreti Peygamber dönemi Yahudilerine girmeden önce Yahudiler konusunun biz Müslümanlar açısından neden önemli olduğu konusunda iki yönle işaret etmek suretiyle konuya başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi ilahiyatçı olmamız münasebetiyle teolojik açıdan, diğeri ise politik açıdan veya her ikisini birleştirirsek teopolitik açıdan Yahudi tarihi bizlerin dikkatini niçin çekmeli? Bu konuya, bu hususlara işaret ettikten sonra konuya geçmek istiyorum. Öncelikle Yahudilik ilahi dinlerin en eskisi. Çünkü kitabı bilinen ve bir peygamber gönderilen ve hala yazılı bir metne sahip olup dünyada biraz sonra nüfusa da değineceğim. Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla hele hele günümüzde dünyadaki hem politik hem de akademik çevreleri haylice etkileyen bir milletin dini olması yönüyle dikkatimizi çekmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiği sırada şehir nüfusunun çoğunluğunu oluşturdukları için belki dikkat kesilmesi gereken bir dini kesim. Artı Müslümanlar Medine'ye hicret ettikleri zaman en yoğun nüfusun bulunduğu diğer din mensuplarından yine belki tekrar değineceğiz ama neredeyse Medine-i Münevvere'nin yarı nüfusunu oluşturan ilk birkaç yıl için Yahudiler olduğu için belki dikkat çekilmesi gereken bir millet.
Bir de asırlar boyu sürgün yaşamalarına rağmen dini ve kültürel kimliklerini asla kaybetmemeleri. Yani 2500-3000 yıllık bir tarihe sahip, 1948'e gelinceye kadar neredeyse 2000 yıl süreyle Babil, ondan önce Asur, onun öncesinde Bizans, Sasani ve benzeri pek çok milletin hakimiyetinde yaşamasına rağmen inatla kendi dini ve kültürel kimliklerini koruyan bir millet. Ehli kitap olması Kur'an-ı Kerim'de özellikle dikkat çektiği için kitaplı bir millet olması. Ki ben bu konuları araştırmaya başladıktan sonra ehli kitap olmanın ne kadar önemli olduğunu Yahudiler üzerinde daha iyi idrak etme imkanı bulmuştum. Dini ve hukuki ve sosyal konularda ayet-i kerimelerin ve pek çok hadis-i şerifin de hem nüzul sebebi hem de sebebi vürûdu hadisler için söylediğimiz zaman. Ve İsrailiyat kültürü şeklinde bir kültür var. Ve bizim özellikle kıssalar bağlamında ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefet dili geliştirmek suretiyle bize bırakmış olduğu sünnet-i seniyyesi itibariyle de Yahudiler dikkat çeken bir millet. Burada Kur'an-ı Kerim perspektifinden baktığımız zaman aslında Kur'an-ı Kerim'in Yahudilere yönelik getirmiş olduğu tenkitler bir ırka veya özel bir nefret veya kin taşıyan ifadeler olmadığını özellikle belirtmem lazım. Çünkü Tevrat'ı tefsir ederken çok da dikkatimi çekmişti. Aslında Kur'an-ı Kerim Yahudilere yönelik tenkitlerini Tevrat'tan çok daha üst seviyeden, çok daha derli toplu ve çok nezaketli bir üslupla yönelttiğini gördük. Aslında bugün eğer Yahudilerin kendilerini eleştirenlere antisemit yaftası vururken bir ifade kullanacak olursak, Tevrat'ın belki de Yahudileri eleştiren literatür içerisinde en önde gelen literatür olduğunu söylememiz mümkün. Müslümanlar açısından ise biraz önceki peygamberin bir ümmeti olmaları, kendilerine kitap verilmeleri dolayısıyla hal ve tavırlarına dikkat etmeleri, bundan ibret alarak yeni peygamberin ve kendilerine nazil olan yeni bir kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in emirlerine önceki ümmetlerin yaptığı gibi yani tariftir, tebliğdir veya tahirdir. Kur'an-ı Kerim'de bunların her birinin ayrı özelliği var. O şekilde davranmamaları konusunda bir uyarı mahiyetinde değinildiğini belirtmemiz lazım. Politik açıdan ise İsrail malumunuz Orta Doğu denkleminin en önemli aktörü. Günümüzde de zaten Gazze meselesiyle ne kadar belirgin olduğunu, dünya siyasetinde de belirgin olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren biz Türklerin de Yahudilerle bir arada yaşama tecrübesi var. Biraz sonra tarihsel taksimatı verirken orada da değineceğim ama bir örnek vermek istiyorum. Mesela kültürümüzdeki kaşar peyniri Yahudi kültürünün bize çok ilginç bir etkisi gibi. Malumunuz Yahudilerde etliyle sütlüyü yemek yasak. Bu sebeple bir Yahudinin evinde iki tane buzdolabı olur. Etli buzdolabı, sütlü buzdolabı şeklinde. Aslında annesinin sütüyle yavrusunu pişirmeyeceksin der Tevrat. Ancak Talmud bunu etliyle sütlüyü karıştırmaksızın yiyeceksin şeklinde bir tefsire gider. Yahudilerde bu etli ve sütlü karışımının haram olması dolayısıyla Edirne'deki Yahudiler eskiden ineklerin işkembelerinden yapılan bir mayayı kullanmak yerine geliştirdikleri bir bitkisel mayayla yeni bir peynir elde ettikleri için ve bu da Yahudi şeriatına uygun olduğu için kaşar yani kaşer peynir şeklinde bir peynir çeşidi ortaya çıkmıştır. Mesela günlük hayatta bunu biliriz ama bir Yahudi kültürünün Yahudilikteki bir damak tadının bizim mutfağımıza da girdiğini belki çok fazla dikkat etmeyiz. Filistin veya Arap-İsrail çatışmasının dini yönü yanında politik bir yönün olması, siyasi iradelerin din, tarih, bilgi ve tecrübeye dayalı alınacak kararların daha sağlıklı bir zeminde olması ve en önemlisi de İsrail ile ilgili ortalıkta çoğu zaman dolaşan, hatta zaman zaman kamu diplomasisi bağlamında İsrail'in kendisini mağdur göstermek, antisemitizmin çok yüksek yükseldiğini iddia ederek biraz daha mağduriyet
yaratarak kendisini meşru bir zeminde götürmek çabası içerisinde de İsrail ile ilgili sağlıklı bir bilginin bilgi edinmenin de önemine özellikle bu çalışmaların büyük katkı sağlayacağını belirtmemiz lazım. Biz çok dikkat etmiyoruz ama acizane son Kudüs tarihi çalışmamızda başta Filistin ve Kudüs olmak üzere o bölgeye dünya tarihi içerisinde en fazla hakim olan milletin Müslümanlar, Müslüman Türkler olduğunu gerçeğini de belirtmemiz lazım. Ben bunu kitabımda tarihleriyle birlikte ortaya koymaya çalışmış Kudüs tarihini Müslüman Türk hakimiyeti bağlamında başlıklandırmaya da gayret etmiştim. Gerçekten Bizans, Roma, hatta Yahudilerin kendisi de dahil. Çünkü Yahudiler bugün Kudüs 3000 yıllık İsrail'in başkenti derler ama bunun gerçekten Siyonist bir propaganda olduğunu belirtmemiz lazım. Kudüs dünya halkları içerisinde en fazla Müslüman Türklerin efendime söyleyeyim IŞİD'lerden başlayarak üzere 25 sene bunlar Abbasilere bağlı valiler. Ardından Torunoğulları, ardından Selçuklular 25'er yıl süreyle 75 yıl. Memlükler 250 yıl, Osmanlı 401 yıl olmak üzere Kudüs ve Filistin tarih içerisinde 750 yıllık bir süreyle en fazla Müslüman Türklerin hakimiyetinde kalmıştır. Bu yönüyle de özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak bizi o bölge ilgilendirmektedir. Sadece dini önderlerin değil, şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Siyasi ve askeri liderlerin de son dönemlerde Filistin ve İsrail Savaşı'nda dini söylemleri ve dini kaynaklara referansları bolca yapmaları sebebiyle Yahudiliği, İsrail'i, bir de din devleti olan İsrail'i kendi kaynaklarından bilmek ve sahih bilgilerle donanmak gerektiğini belirtmek istiyorum. Mesela geçen hafta Netanyahu Amalek'le ilgili bir hatırlatma yaptı. Bu konuda Independent Türkiye'de de bir yazı kaleme aldım ben. Amalek'in İsraillere bu kadar gündeme getirmesinin sebebi aslında tarihte yaşamış oldukları bir travma. O travma da şu şekilde. Özellikle İsrailoğulları Mısır'dan çıktıkları zaman Amalika kavmi diye geçen Arapça kaynaklarda Arabı Baide yani soyu kesilmiş olarak Araplar diye tasnif edilir Ensap kitaplarında. Ani bir baskınla 600 bin eli silah tutan İsrailoğullarına çok büyük bir korku yaratmıştır. Malumunuz Tevrat'ta Yahudilerin Mısır'dan çıkarken 600 bin eli silah tutan işte kadın, çoluk, çocuk veya diğer yabancı milletleri de sayarsak 2,5-3 milyon civarında bir nüfusla çıktığı Tevrat'ta belirtilir. Fakat bu kadar güçlerine rağmen Amalika'nın kendisine saldırması İsrail'de çok büyük bir yani İsrailoğullarında çok büyük bir korku yarattığı için geçen hafta Hamas'ın hiç beklemedikleri bir anda ani bir baskınla İsrail'e bir saldırı düzenlemesi, 1400 kişiden fazlasını öldürmesi, işte 200-300 kadar rehin alması, tarihlerinde yaşamış oldukları bu travmayı tekrar hareket ettirdiği için başta Netanyahu olmak üzere diğer din adamları da hep Amerika üzerinden konuyu tartışma gereği duymuşlardır, tartışmışlardır. Yine hakeza Talmudik bir tanımlamadır. İşte Savunma Bakanı Savunma Bakanı'nın veya İsrail Başbakanı'nın Filistinleri hayvana benzetmesi Talmud'da öteki dediğimiz goy diye tabir edilen veya gayri Yahudi diye tabir edebileceğimiz milletleri tanımlama bağlamındadır ki son dönemdeki savaş da göstermiştir ki İsrail gerçekten savaşları başta olmak üzere ötekiyle ilişkilerini bir din temeli üzerinden tanımlama gereği duymaktadır. Zaten malumunuz Orta Doğu'da halklar hem Müslümanlar o bölgede yaşayanlar hem Yahudiler kendilerini din ve mezhep üzerinden tanımlar. O bölgede kalan 2 yıl kalan biri olarak tanıştığım neredeyse herkesin kendisini ya Yahudi ya Müslüman, Müslümansa Sünni veya Şii veya Dürzi şeklinde tanımlamalarına şahit olmuştum. O bölgede din ve mezhepler çok belirleyicidir. Bu da zaten özellikle emperyalist ülkeler tarafından tepe tepe İslam dünyasını veya o bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen güçler tarafından kullanılmaktadır. Şimdi değerli büyüklerim, hocalarım, ben Arap ve Müslüman Araplarla Yahudilerin ilişkilerini
dört farklı zaman içerisinde tasnif etmenin uygun olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi tarih öncesi ama biz daha belirgin bir şekilde İslam öncesi dönem diye tarif edebiliriz. Bu da nedir? Hazreti İbrahim'in Filistin bölgesine geldiği milattan önce 1850 veya 1800'ler ve kabaca İslamiyet'in ortaya çıktığı dönem. Bu dönemle ilgili bilgilerimiz Kitab-ı Mukaddes kaynaklı ve arkeolojik bilgilere dayanmaktadır, kazılara dayanmaktadır. İkinci dönem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretiyle başlatıp kabaca Moğol istilasıyla biten bir dönem olarak tasnif etmemiz mümkün. 700 yıllık bir süreç Müslümanlarla artık Müslüman Araplarla Yahudilerin bir arada yaşadığı bir dönem. Bu dönemin özelliği çok dikkat çekici bir şekilde Yahudilerin tam anlamıyla kaderinin Müslüman Araplarla şekillendiği bir dönem. Ve Yahudiler İslam dünyasındaki bilimsel etkinliklerle, İslam dünyasının kalkınmışlığına paralel olarak Yahudiliği tekrar sistematik hale getirmişlerdir. Bunu niçin söylüyorum? Yahudilik Filistin'de doğmuştur. Yalnız Babil sürgününden sonra Irak bölgesinde Talmudlarla şekillenmiş. İslami dönemde ise Yahudilik yeni bir format kazanmıştır. Yahudiler, Müslümanların değişik mezheplerin ilmi, kelami, dini argümanlarını kullanarak Yahudiliği yeniden sistematik hale getirmişlerdir. Benim Türkçe'ye kazandırdığım Sadiye Kağan'ın Tefsiri Tevrat Yazmalar Kurumu'ndan çıkan bu çalışma, İslam kültürünün Yahudi kültürüne etkisinin en dikkat çeken örneğidir. Oradaki Tevrat'taki pasajları bir kenara bırakırsak, Talmud'dan getirilen delilleri bir kenara bırakırsak, Yahudi bir din adamının hem kelami argümanları, hem kullandığı dil Arapça, hem giyim kuşamı tamamen Müslüman gibidir. Sadece kalbi muannit bir Yahudidir veya getirdiği deliller, efendime söyleyeyim, Tevrat'tan veya Talmud'tandır. Bu sebeple İslam kültürü tartışmasız 400 yıl, 500 yıl süreyle Yahudi kültürünü etkilemiş ve yeni bir format kazandırmıştır. Bu da çok insaflı Yahudi oryantalistler tarafından dile getirilen ama çoğu oryantalist tarafından da pek itiraf edilmeyen bir yöndür. Üçüncü dönem Müslümanların tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmeye başladığı, daha doğrusu zayıflamaya başladığı, işte 1900'lere kadarki gelen bir dönem. Bu Araplarla Müslüman ilişkileri açısından, Yahudi ilişkileri açısından bu tasnifi yapmak istiyorum. Malumunuz en kaba tasnifle Moğollarla birlikte İslam dünyasının gerilemeye başladığı kabul edilir. Artık Müslüman Araplar eski etkinliklerini kaybedecekler. Siyaseten zaten o bölgeye gelen Türklerin hakimiyetine gireceklerdir. Bu dönemlerde Araplarla birlikte yaşayan Yahudiler de Arapların kaderini yaşamışlardır. Yani şey tarihinden daha gölgede kalmışlardır. Dini ve siyasi tarihten. Dördüncü ve son dönem 20. yüzyıl. Buna Shlomo Dov Goethe'in gibi Yahudiler ve Araplar isimli kitabını Türkçe'ye kazandırdığım Goethe'in gibi özellikle Akdeniz bölgesi Müslüman Yahudi ilişkileri uzmanı oryantalist yeniden yüzleşme dönemi ismini vermektedir. Özellikle Araplar tamamen artık ortadan kaybolmasına rağmen Yahudilerin Batılı Yahudiler tarafından Allianz okulları olsun veya Batı'daki Yahudi bankerlerinde ekonomik katkılarıyla olsun yeniden bir canlanma yaşamışlardır. Orta Çağ'da Yahudi nüfusun %90'ı İslam dünyasında yaşarken İslam dünyasının siyasi ve iktisadi krizlerine paralel olarak Yahudi göçü de Avrupa'ya doğru kaymıştır. Ve böylelikle Müslüman Araplarla Yahudilerin ilişkileri bu şekilde. Yalnız ilişkiler bağlamında farklı boyutların olduğunu belirtmek istiyorum. Biraz önce ifade ettim. 1300 ile 1900, 600 yıllık bir dönem Arap-Yahudi ilişkileri açısından bir dönemdir ama 1300'lerden itibaren bölgeye Selçukluların gelmesiyle artık güçlü bir devlet olarak Osmanlıların bölgede hakim olmasıyla birlikte Türk-Yahudi ilişkileri başlayacaktır. Osmanlı döneminde bir Anadolu'da yaşayan Romanyat dediğimiz Bizans kalıntısı, Roma kalıntısı Yahudiler vardı. Daha sonra 2. Murat dönemine kadar, Fatih dönemine kadar Aşkenaz dediğimiz Karadeniz bölgesi ve Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudi göçleri yaşanmıştır. Ardından 1492 ve 1497
Endülüs'teki İslam kültür mirasını özümseyerek, medeniyet mirasını özümseyerek bunu bir yönüyle de Osmanlı topraklarına taşıyan sefarat dediğimiz Yahudi göçü yaşanacaktır. Bu Yahudiler öyle bir etkiyle geleceklerdir ki arka planlar yani İslam kültürüne de yaslandıkları için Anadolu'daki Romanyotları veya daha önce Anadolu coğrafyasında yaşayan Aşkenazları falan tamamen asimile edecekler. Bugün Yahudi dediğimiz zaman Türkiye'de sefarat Yahudileri akla gelmektedir. Diğerleri kaybolmuştur. Romanyot Yahudileri vesaire. Bir dördüncü Yahudiler, bu biraz önce Arapların hakimiyetinde yaşamaya devam edenler, bunlar da Doğu Yahudileri anlamında Mizrahim dediğimiz Doğulu Yahudiler şeklinde Osmanlı döneminde de Arap coğrafyasında yaşamaya devam ettiklerini biz biliyoruz. Bütün bunlar 1897'den itibaren yaşanan altı dalga göç yani aliya dediğimiz göçle Filistin bölgesine taşınmaya başlayacaklardır. Arap ülkelerinden 1950'lerden büyük göçler yaşanacaktır. 52'de Ezra ve Nehemya operasyonuyla 152 bin Irak Yahudisi, efendime söyleyeyim 48'de Yemen'den toplu göçler Mossad tarafından organize edilecektir. Ve diğer İslam coğrafyalarından da İsrail'de çünkü nüfus çok önemli bir problemdir. Hala aynı nüfusa ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple o göç hareketleriyle İsrail ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle Arap dünyasında yaşayan Yahudilerle Türk dünyasında yaşayan Yahudilerin tarihsel anlamdaki birlikteliğine bu şekilde işaret edebiliriz. Ben programa hazırlanmadan önce güncel 2022 Yahudi nüfusunu da bir derleme ihtiyacı duymuştum. Çünkü Efendimizin Medine'de karşılaşmış olduğu Yahudileri anlamak açısından önemli. Günümüzde dünyada toplam Yahudi nüfusu 15 milyon 200 bin civarında. Bunlar kendisini Yahudi olarak tanımlayan. Belki 17 bine çıkar ama gittikleri bölgelerde, ülkelerde asimile olan Yahudiler buna dahil değil. Dünya nüfusunun binde ikisini Yahudiler oluşturuyor. Dünyada yaşayan her 514 insandan biri Yahudi. Yahudi nüfusunun 7 milyon 80 bin civarında %45'i genel Yahudi nüfusunun İsrail'de yaşıyor. Ve 7 milyon civarında biraz önce söylediğim gibi Amerika ikinci sırada geliyor. Ama İsrail'i de besleyen hem ekonomik açıdan hem askeri açıdan Amerika'daki Yahudi lobileridir. Fransa'nın Kanada'dan ve benzeri bu tür nüfuslar söz konusu. Türkiye'deki Yahudi nüfusu 14.300 civarında. Bunların yaklaşık 10-11 bini İstanbul'da, 2-3 bini İzmir'de. İşte depremden dolayı artık bitti ama Hatay'da yaşayan aileler vardı, Edirne'de yaşayan aileler vardı. Bunlar zamanla ekonomik veya biraz daha cemaat şeyini düşünerek ya İsrail'e göç etmişlerdir ya da İstanbul'a taşınarak diğer dindaşlarıyla birlikte yaşamaya devam etmektedirler. Burada İsrail ile ilgili dikkat çeken bir husus, mesela İslam Ansiklopedisinde Filistin maddesini okuduğumuzda İsrail'deki Arap nüfusun yani kendilerini Müslüman Filistinli diye tanıtan ancak İsrail'in onlara İsrail'e Arap diye tanımladığı yaklaşık 1900 yani 2 milyon civarında bir Müslüman Arap nüfusu da var. 2 milyon. İslam Ansiklopedisinde Filistin maddesi yazıldığında bu sayı 300 bin civarında falan gösteriliyor. Sayı haylice artıyor. Hatta zaman zaman İsrail kamuoyunda Netanyahu gibi biraz daha şahin politikacılar uzun vadede bunlar bizim için problem olur mu? Arap ülkelerine mi göndersek, bunları da ülkeden çıkarsak mı gibi şeyler tartışma gündeme gelir. Ama bunlar çoğunlukla 1948 Araplarıdır ve yaklaşık 2 milyon civarındadır. İsrailler tarafından da özellikle Siyonist Yahudiler tarafından da bir problem olarak görülmektedir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşı Yahudilere gelince, Peygamber Efendimiz'in zamanında sadece Medine'de değil, değerli hocalarım, Medine çevresinde de Arabistan'ın değişik bölgelerinde Yahudiler yaşamaktaydı. Biraz sonra bunlardan bazılarına değineceğiz. Fakat Medine Yahudilerinin kökeni Yahudiler milattan önce bu haritada da görüldüğü üzere Yahuda dediğimiz yerden yani bu kırmızı çizgiyi veya mor çizgiyi takip etmek suretiyle Buhtun Nasır
Arapça kaynaklarda veya Tevrat'ta Nebukadnassar diye isimlendirilen Babil İmparatoru tarafından bunlar bugünkü Babil yani Irak çevresine, Basra Körfezi çevresine sürülmüşlerdir. Bu sürgünle Babil'e gitmek istemeyen Yahudiler Medine yukarıdan itibaren Hayber, Vadil Kura, aşağıya doğru Medine hatta Yemen'e kadar koloniler oluşturmak suretiyle Arabistan bölgesine kaçmışlardır. Efendimizin çağdaşı Medine'de karşılaştığı Yahudiler veya Hayber veya Vadil Kura, Fedek ve benzeri bölgede yaşayan Yahudilerin kökeni buna dayanmaktadır. Bir anti parantez, buradaki yeşille görmüş olduğumuz şey de Yahudilerin milattan önce 720'de İsrail dediğimiz bu 10 kabilenin Hazreti Süleyman'dan sonra bölünüp 10 kabile şeklinde yaşayan İsrail krallığından sürülen kabilelerdir. Bunlar bugünkü Kürt Yahudileri dediğimiz Yahudilerin kökenini oluşturmuşlardır. İran Yahudilerinin daha sonra bunlar bir takım kavgalardan dolayı Taşkent, Özbekistan, Buhara gibi şehirlere de taşınmışlardır. Yani özetle Yahudilerin dünyaya yayılmalarının arka planında da tarihlerinde yaşamış oldukları bu iki büyük sürgün. Bir sürgün daha var, o da Roma sürgünü. Bugünkü Anadolu'ya ve Kuzey Afrika'ya, oradan da Avrupa ülkelerine giden Yahudilerin kökeni de milattan sonra 70 yılındaki bu sürgünlere dayanmaktadırlar. Ama Efendimizin çağdaşı Yahudiler, Hayber, Vadülküra, Medine, Yesrib ve benzeri bunların Arabistan'a geliş tarihlerini milattan önce 586 olduğunu belirtmemiz lazım. Çok bilinir ama biraz eksik bilinir diye ifade etmem daha doğru olacak. Efendimizin çağdaşı Yahudilerden Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğulları çok meşhur olmuştur. Fakat Medine'de Semhudi gibi Medine tarihini yazan Müslüman tarihçiler 200'den 20'den fazla affedersiniz Yahudi kabilesinin olduğundan bahseder. Ve bunlar başlangıçta Medine'ye hakim olan Arap Amalika ve Cürhümlüleri şehirden çıkarmış ve şehre yerleşmişlerdir. Fakat milattan önce 2. yüzyılda Kur'an-ı Kerim'de Seylül Arim diye de geçen Güney Arabistan'daki o meşhur bendin patlamasından sonra o bölgeden gelen Arabı Aribe dediğimiz öz itibariyle Arap olan Evs ve Hazreç kabilesinin bu bölgeye gelmesiyle Medine'de birlikte yaşamaya başlamışlardır. Daha önce Medine'ye siyaseten hakim olan Yahudiler Evs ve Hazreç'in güçlenmesine paralel bir şekilde şehirdeki siyasi hakimiyetlerini kaybetmekle birlikte sosyo-kültürel ve ekonomik baskınlıklarını devam ettirmişlerdir. Bunların kökeni Nadir ve Kureyza Hazreti Harun'un soyundan gelir. Arapça kaynaklarda kahin veya kahinani iki kahin ailesi anlamında veya Kohen. Hazreti Harun'un soyundan gelenlere malumunuz Kohen denir. Kohen aslında tam Türkçe karşılığı muvazzaf demek. Benim tercüme etmiş olduğum, tefsir ettiğim Tevrat tefsirinde de bunu yani 10. yüzyılda imam diye çevirmiş. Yahudilerin dini vazifelerini sevk ve idare ettiklerinden dolayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çağdaşı bir diğer Yahudi kabilesi Kaynuka oğulları Hazreti Yusuf'un soyundan. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi Beni İkrim'e, Beni Sale ve işte Beni Zaur'a gibi 17 civarında da köken itibariyle Arap olan sonradan Yahudiliği benimseyen pek çok Yahudinin olduğunu da belirtmemiz lazım. Peki bu Yahudiler kimlerdi? Bu Yahudiler aslında tipik bir Talmudik kurumlara sahip Yahudiydi. Tevrat'ta sürgün dönemlerinde Yahudilerin teşkilatlanmalarından bahsedilirken Talmud'da affedersiniz. Şu yedi kurumun mutlaka bir Yahudi cemaatinde olması öngörülmüştür ve her din adamının bu kurumları cemaat olarak yaşanan toplumda kurması emredilmiştir. Sinagog, tam yetkili bettin yani bugünkü haham başılık gibi, kupa dediğimiz yardımlaşma sandığı, mikve dediğimiz efendime söyleyeyim kadınların özel dönemlerinden veya erkeklerin cünüplükten temizlenirken beş basamak merdivenle indikleri, Nisan yağmurlarıyla dolu, işte el açıldığı zaman normal şartlarda bir kulaç kadar genişlikte bir havuz. Diğer taraftan hamam, tuvalet, tabip yani normal şartlarda bir asgari şehirleşme
asgari bir toplumda olması gereken kurumların olduğu belirtilir. Tabii kaynaklarımızda Medine Yahudilerinin bunlardan hepsine sahip olmadığı kaynaklara geçmemekle birlikte Talmudik bir organizasyona sahip oldukları için Efendimizin çağdaşı Yahudileri Talmud Yahudileri olarak tarif etmemiz mümkün. Bunun için söylüyorum. Bugün de Yahudiler aynen Talmudik bir yaşam sürmektedirler. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Yahudilere getirmiş olduğu tenkidin veya Yahudilerle ilgili yapmış olduğu tespitlerin aynen günümüzdeki gibi asırlar boyu devam eden bir gerçeklik olduğuna işaret etmektedir. Sinagog vardır, Bet'tin dediğimiz hem mahkeme olarak kullanılan hem efendime söyleyeyim cemaatin bir araya geldiği yer olarak kullanılan şeyleri vardır. Müstensih dediğimiz kutsal metinleri istinsah eden, sofer adı verilen katipler vardır vesaire falan. Tabii Yahudiler gelenek açısından da Filistin'den geldikleri için bizde mezhep diye tanımladığımız ve Yahudilikte ise minhak dediğimiz Filistin geleneğini takip ediyorlardı. Bunu nereden biliyoruz? 10. yüzyılda Karai Kirkisani Filistin Yahudileriyle Babil Yahudilerinin farkını ortaya koyarken Efendimizin çağdaşı Yahudilerin suyla taharet yaptığını Filistin bölgesindeki Yahudilerin suyla taharet yaptığını, Babil bölgesindeki Yahudilerin ise taşla taharet yaptıklarını belirtir. İki mezhebin farkını ortaya koyma anlamında. Mesela böyle bir örnekten biz Efendimizin çağdaşı Yahudilerin Filistin kökenli olduğunu belirtiyoruz. Daha doğrusu tespit ediyoruz. Bununla ilgili de başka örnekler var. Zamanı çok fazla şey yapmamak açısından geçmek istiyorum. Bir de bunun tabii tarihi, bir de coğrafi kolaylığı var. Yani Filistin Babil'den daha yakın ve ayrı bir devletin değil. İşte Bizans'ın hakimiyeti altında ulaşım açısından da kolay olduğu için biz bunu söylüyoruz. İlişkilerin başlaması boyutuna gelince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yahudilerle ilişkisi Medine'ye hicretten sonra başlamıştır diyoruz ama biraz önce de ifade ettiğim gibi bu ilişkilerin İslam öncesi bir boyutu da var. Hazreti İsmail ve Hacer kıssasını hepimiz biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi olan Hazreti İsmail, kendisi İbrani olmasına rağmen annesi Hacer'le gidip Mekke'de İslam geleneğine göre yeni bir tevhid, yeni bir nübüvvet geleneğe başlatırken o bölgeye gelen cürhümlü bir kadınla evlenmesi sonucunda Efendimizin dedesi Hazreti İsmail, baba yönüyle İbrani olmasına rağmen kültürel açıdan Araplaşmıştır. Biz bu sebeple de İsmail Aleyhisselam'a Arap'ı müstarebe yani Araplaşmış Arap diye Arap geleneğinde bu şekilde tasnif ediyoruz. Amaleke ile ilişkilerine Mısır'dan çıkışta biraz önce değinmiştik. Bu ilişkilerin mesela günümüze çok benzeyen ilişkiler benim öyle acizane tespit ettiğim veya söyleme gereği duyduğum Hazreti Davud ve Süleyman zamanında bu ilişkiler Yahudilerin baskın olduğu, daha doğrusu İsrailoğullarının baskın olduğu bir şeye dönüşmüştür, ilişkilere dönüşmüştür. Bugün de aynen Hazreti Davud ve Süleyman'ın etrafındaki Arap kabilelerini itaat altına alması veya hakimiyet altına almasına benzer bir şekilde milattan önce 1000 yılında tezahür eden bu olay, milattan sonra 2000 yılında bugün çevre bölgelerdeki Arapların şöyle veya böyle İsrail tarafından bastırıldığı bir Arap dünyası şeklinde olmaktadır ki yaklaşık iki önemli tarihsel kırılmada Arap-Yahudi ilişkileri baskınlık açısından iki önemli döneme benzemektedir. Hicretin ilk yıllarında Medine'de Yahudiler gerçekten güçlü durumdaydılar. Ehli kitap olmaları sebebiyle de Araplar üzerinde çok etkileri vardı. Mesela bunun ilginç bir örneği. Özellikle Medine'de baskın oldukları için Ensar-ı Kiram temizlik alışkanlığı kazansın, oturmayı kalkmayı tabiri caizse bilsin, mektep medrese görsün diyerek çocuklarını Medine'deki Yahudilere emanet ederlerdi. Mesela Zeyd bin Sabit Efendimiz bunlardan biri. Zeyd bin Sabit'in İbranice bilmesi de çocukluğunda Yahudi bir ailenin yanında yetişmesinden kaynaklanıyor aslında. Nadir oğulları Medine'den sürülürken bu çocuklar gündeme gelmiştir.
Estağfirullah. La ikrahe fiddini gattebe yener rüşdü minel gay. Dinde zorlama yoktur şeklindeki yani ifadesini bulan ayet-i kerime bu olay üzerine nazil olmuştur. Gayet çok net bir tercih ortaya konmuştur. Akil ve bali olmayanlar ailelerine döndürülmüştür. Ama Yahudi ailelerin yanındaki akil bali olan kendi özgür iradeleriyle Yahudi yanlarında yetiştiği Yahudi ailelerle gitmek istiyorlarsa gitmeleri Arap olan Ensar'dan olan ailelerin yanında kalmak istiyorlarsa kalmaları şeklinde özgür bir özgür tercihlerinde sunulmuştur. Gidenler var mıydı bilmiyoruz, kalanlar var mıydı bilmiyoruz ama böyle bir olayın yaşandığını da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ilişkilerin başlaması noktasında altyapının hazırlanmasına ben işaret etmek istiyorum. Yani Medine'ye gelmeden önce özellikle İsra ve Miraç olayının Yahudi Müslüman ilişkileri Efendimizin nübüvvetinin evrenselleşmesi açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret etmek istiyorum. Efendimiz bir gece Mekke'den etrafı mübarek kılınan Kudüs'e götürülmek suretiyle iki kıblenin de peygamberi hem Hazreti Adem'in hem Hazreti İbrahim'in Süleyman'ın ve Musa'nın da dönmüş oldukları kıble daha doğrusu Musa ile başlayan Süleyman'la devam eden o Müslümanların da ilk kıblesi olan iki kıblenin de peygamberi oluyor. Bu sebeple peygamberimizin belki önceki peygamberlerin de geleneğini tevarüz etmesi Miraç'la olmuştur. Mekke'nin peygamberi olan tabiri caizse Hazreti Peygamber Kudüs'ün de peygamberi olmuştur. Yine Miraç gecesinde nazil olan Amenna Resulü de işte Müslümanların önceki peygamberleri la nüferriku beyne ehadin min rusulih buyurularak önceki peygamberleri de kendi peygamberleri olarak kabul etmeleri ve dinler ve uluslararası ilişkiler açısından da bu Amenna Resulü ifadesi gerçekten birleştirecek, bütünleştirecek ve Efendimizin önceki peygamberlerin nübüvvet geleneğini tevarüz etmesi açısıyla bir dönüm noktası olduğunu belirtmemiz lazım. Bu sebeple Miraç gerçekten Yahudilerle ilişkiler açısından ve Müslümanların bir de batıya açılan kapılarının ta Hazreti Peygamber döneminde işaret edilmesi açısından dikkat çekmektedir. Çünkü Emeviler dönemine geldiğimiz zaman o bölgeler fethedilmiştir. Müslümanların özellikle Bizans'la boy ölçüştükleri coğrafya Kudüs olmuştur. İşte Mescid-i Aksa'nın daha doğrusu Kubbetü's-Sahre'nin yapılması, Hazreti Muaviye'nin efendime söyleyeyim orada tahta çıkması, hilafetini orada ilan etmesi gibi bir takım hususlar Batı'yla boy ölçüşmenin noktası Emeviler döneminde Kudüs olmuştur. Kudüs bu yönüyle de ilerleyen süreçte yine Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında, diğer dinlerle ilişkiler bağlamında belirleyici olacaktır. Hicretin ilk yıllarında Müslüman-Yahudi ilişkileri çok gerilimli bir seyir takip ediyor. Bu da anlaşılır bir durum. Biraz önce de ifade ettik. Yahudiler şehre hakimler. Bu hakimiyetlerini kolay kolay bırakacak durumda değiller. Ekonomik açıdan hakimler, sosyokültürel açıdan Araplar üzerinde hakimiyetleri var. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de yaklaşık 55 bin veya 6 bin civarında bir Yahudinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Muhammed Hamidullah ve benzeri hocalarımız tarafından belirtilen. Tabii Medine'ye ilk hicret edildiğinde bizim kitaplarda okuduğumuz kadar bir kolaylık da söz konusu değildir. Efendimiz yeni gelen muhacirlerin Medine'ye yani yeni bir coğrafyaya uyumu, muhacirlerin iskan edilmesi, muhacirlere iş bulunması, işsizlik ve benzeri, Peygamberimizin gelmesiyle rahatsız olan münafık dediğimiz kesimler, işte 5-6 bin nüfusla Yahudilerin çıkardıkları problemler vesaire falan, ilk nüfus sayımında da Müslümanların nüfusu 1500 olarak tespit edildiğini söylersek, gerçekten Efendimizin hicretin ilk 4 veya 5 yılında Medine'de işinin çok zor olduğunu, hatta Hayber fethedilinceye kadar Müslümanların Medine'de, ardından da Mekke'nin fethedilinceye kadar Müslümanların Medine'de çok da rahat bir ortamda yaşamadıklarını söylememiz mümkün. Bu yeni gelen peygamber ve onun oluşturmaya çalışmış olduğu cemaat karşısında Yahudilerin Efendimiz'e karşı
tavırları söz konusu. Yani karşı çıkışları söz konusu. Bu karşı çıkışın özellikle köken itibariyle biraz önce ifade ettiğimiz Nadir oğulları, Kureyza oğulları ve Kaynuka oğulları tarafından karşı çıkıldığını belirtmemiz lazım. Ben bunu dört maddede topladım. Niçin karşı çıktılar şeklinde. Birincisi, son peygamberin Araplardan çıkması ve Yahudilerden gelmemesi, Yahudilerin beklemiş olduğu Mesih olmaması. Çünkü Yahudiler bir Mesih bekliyorlar. Aslında bu Mesih Hazreti İsa olarak ortaya çıkmıştır. Fakat Hazreti İsa eli kılıçlı bir peygamber değil, daha çok ahlaki öğreti getirdiği için Yahudiler iman etmemişlerdir. Hatta çarmıha gelmişlerdir Hristiyanlığa göre. Bizim inancımıza göre ise göğe yükseltilmiştir. Yahudiler böyle bir peygamber yerine eli silahlı bir Mesih bekliyorlardı. Aslında Hazreti Peygamber biraz önce de ifade ettik. Hem eli silahlı bir peygamber, hem merhamet peygamberi, hem savaş hem rahmet peygamberi olmasına rağmen, Hazreti Peygamber İsmail'in soyundan bir yönüyle İbrani olmasına rağmen Yahudiler bunu Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul etmemişlerdir. İkincisi, Yahudi din adamlarının son peygamberle ilgili cemaatleri yanlış yönlendirmesi. Taberi de geçen bir rivayetti. Günümüzde nasıl Yahudiler lobiler oluşturup dünya içerisinde bütün dünyadaki değişik coğrafyalarla da yazışmalarına benzer bir şekilde Medine'de bir peygamberin çıktığını duydukları zaman Medine'ye mektuplar yazmışlardır dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudiler. Fakat bu din adamları siz dininize kayyım olun, yani dininize sahip çıkın. Buradaki ortaya çıkan Muhammed onların ifadesiyle peygamber falan değil. Siz tövbe etmeye, yani sürgündeki alışkanlığı söylüyor, Tevrat emirlerine sıkı sıkı bağlı kalmaya devam edin diye cemaatlerini yanlış yönlendirmişlerdir. Güçlü dini ve sosyokültürel gelenek, bu da ehli kitap olmanın getirdiği bir aslında direnç noktasıdır. Kendilerinin Talmud ve Tevrat gibi iki güçlü dini kaynakların olması, gönderilen peygamberlerin pek çoğunun İsrail oğullarından gönderilmesi, bu yönüyle Efendimiz'e karşı Yahudilerde bir direnç oluşturmuştur. Ekonomik kaygılar, belki bunu ikinci sıraya koymamız da mümkün olabilir. Yani Medine'de Kaynuka pazarı vardı. Medine çevresindeki Yahudilerin, işte Hayber gibi Yahudilerin Arabistan bölgesinde ekonomik açıdan bir ağırlıkları vardı, üstünlükleri vardı. Bu ekonomik üstünlüğü bunlar kolay kolay vermek istemiyorlardı. Bu sebeple de stratejilerini şu şekilde ortaya koydular. Hızlıca geçeceğim, belki zamanı daha iktisatlı kullanmak açısından. Mesela herhangi bir olayda Müslümanları inançları konusunda şüpheye düşürme. İşte kıble ayeti bunlardan biri. Önceden bizim kıblemize dönüyordu. Şimdi niçin Mekke'ye dönüyor? Önceden Kudüs'e dönerek insanların imanı ne olacak gibi. Böyle en kritik anlarda kamuoyunu yanıltacak, yeni yeni ehli kitap olmaya çalışan ve bedevi, yani mektepten, medreseden uzak, ilimden uzak yeni Müslüman olan Arapların kafasını karıştırmaya çalışıyorlardı. Hatta İslamiyet'e sabahleyin girip ben İslamiyet'i denedim, burada çok böyle olağanüstü bir şey yok diyerek tekrar çıktıkları ifade edilir. Hazreti Peygamberle ve Müslümanlarla alay etme, bunun en belirgin, en meşhur örneği Peygamberimize geldikleri zaman Esselamu aleyküm yerine, selam senin üzerine olsun demek yerine Essamu aleyküm, Essam ölüm demek, ölüm senin üzerine olsun gibi kelime oyunlarıyla taciz etme. Veya işte Ra'ina demeleri, yani Kur'an-ı Kerim'de de Estağfirullah, ya eyyühellezine amenu la tegulu Ra'ina ve kulun zurna vesme'u. Ey iman edenler, peygambere hitap ederken Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Bunun arka planı aslında İbranice bir kelime oyunudur. Ra'ina normalde Arap geleneğinde kabile reisine, yani çoban anlamında söylenirken, Ra kelimesi İbranice'de kötü, mülevves anlamına gelmektedir. Müslümanlar peygamberimize Ra'ina diye ifade ederken Araplar bir şey, Yahudiler bir kelime oyununa Ra'na, yani şu bizim kötümüz anlamında Efendimiz'i haşa taciz etmeye başladıkları için yine ayeti kerimeyle böyle bir kelime oyununa yer vermeksizin unzurna deyin şeklinde hitap etmelerini Kur'an-ı Kerim
öğretmektedir. Bunların en dikkat çeken mücadele yöntemlerinden biri Müslümanları birbirine düşürme. İşte bunu bazı seferlerde görüyoruz. İslam öncesi Araplar arasındaki kabile ve taassubu yani asabiyeti tekrar alevlendirip Müslümanları birbirine düşürme stratejileri ve en sonunda da Kurayza oğullarında gördüğümüz gibi Müslümanları ortadan kaldırmaya yönelik diğer kabilelerle veya devletlerle tabiri caizse ittifaklar kurma. Peki Peygamber Efendimiz Yahudilerin bu stratejilerine karşı nasıl bir strateji geliştirmiştir? Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle Medine vesikası dediğimiz kaynaklarımızda Es-Sahife diye geçen bir belge hazırlamıştır. Aslında bu belge Medine'ye hicretten sonra Müslümanların kendi aralarında yapılan bir belgedir. Daha sonra da Yahudilerin böyle bir belgeye dahil olabilecekleri bir açık kapıda bırakılmıştır. İşte Asım Köksal gibi hoca 52 maddeye, pardon Hamidullah Hoca gibi veya Asım Köksal Hoca gibi 47 maddeye çıkaran şeyler var. Onlar A ve B şeklinde tasniflerin farklı numaralandırmasından kaynaklanıyor ama aslında bu bir arada yaşama belgesi gayet şeydir. Demokrat diyeceğiz ama çok modern bir tabir. Her cemiyetin, her cemaatin kendi içerisinde kendi dini esaslarına göre yaşayabileceği bir ortam oluşturmaya yöneliktir. Bu böyle bir belgede Yahudiler kendi dinlerini özgürce yaşayacaklar. Bir anlaşmazlık olursa kendi mahkemelerinde halledecekler ama halledemezlerse bir üst merci devlet başkanı olarak Hazreti Peygamber'e getirecekler. Müslümanlar aleyhine ve Müslümanlar da tabii ki Yahudiler aleyhine bir ittifaka girişmeyecekler. Medine'ye bir saldırı olursa beraber karşılanacak ama dışarıya diyelim ki Müslümanlar bir savaşa giderse, Yahudiler bir savaşa giderse herkes kendi cemaatiyle savaşa gidecek. Diğerlerinin gitme mecburiyeti olmayacak şeklinde özetleyebileceğimiz bir vesika aslında. Birinci madde bu. Aslında buradan şunu özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Efendimizin Yahudileri hukuki anlamda kayıt altına alması aslında bugün İslam dünyası için çok önemli bir referans. Niçin? Bugün işte baştaki yani 48'deki 181 nolu Taksim yasası Filistin'le ilgili yani Filistin'deki iki devletli yapıyı öngören işte Kudüs'ün Müslüman şeylerin Filistinlere ait olduğu şeklindeki 242. maddeleri vesaire falan. Bütün bunlar alınmasına rağmen her savaşta İsrail kınanmasına, her savaşta efendime söyleyeyim bir takım şeyler hazırlanmasına rağmen İsrail bunların hiçbirini dikkate almamaktadır. İslam dünyası veya dünya eğer Hazreti Peygamber'in Medine'de Yahudileri hukuki anlamda sınırlamasına benzer bir şekilde, kayıt altına almasına benzer bir şekilde İsrail'i modern dünya kayıt altına alabilirse problemlerin önemli bir yönü çözülecek diye söylememiz mümkün. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı tedbir ekonomik sahada olmuştur. Medine'de Yahudiler Suku Beni Kaynuka dediğimiz ve küçük mahallelerinde de kendilerine ait şeyler vardı. Efendimiz bunların pazarına alternatif olarak bir pazar kurmuştur, Müslüman pazarı. Bu pazarda vergileri sıfırlamıştır. Yahudiler kendi şeylerinde uşur dediğimiz yani %10'luk bir vergi alırken Müslüman pazarda bu vergi düşürülmüş. Bu daha fazla kâr etmek isteyen tüccarlar da otomatik olarak haliyle İslam pazarını, Müslümanların pazarını tercih etmiştir. Yalnız burada şuna da işaret etmemiz lazım. Bölgesel anlamda ticaret yapan yani Hicaz çevresinde ticaret yapan bir Yahudi cemaatlerinin meslekten tüccar olan, çekirdekten yetişme tüccar olan sahabe efendilerimiz Hazreti Ömer, Ebu Bekir, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ticareti A'dan Z'ye bilen meslekten tüccar, çekirdekten yetişme tüccarlar karşısında zaten yapacağı bir şey de yoktu. Bu sebeple kısa bir süre içerisinde Yahudiler Medine'nin ekonomik hayatından ayrılmak veya ekonomik hayatında etkisiz hale getirilmişlerdir. Üçüncüsü ve en önemlisi belki bunlar kadar, Efendimizin onların sosyokültürel hayatlarını etkisini kırmaya yönelik aldığı kararlar.
Bunların çoğu bize değerli büyüklerim şey olarak gelmiştir, sünnet olarak gelmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftarınızı erken açın buyurur ve mutlaka sahura kalkın buyurur. Aslında bunun arka planında Yahudilere bir muhalefet söz konusudur. Nedir bu? Yahudiler Tişri ayının onuna denk gelen günde yani Yom Kipur veya Yevmül Kefare diye geçen Arapça kaynaklardan gün boyu oruç tutarlar. Bir akşam vaktinde başlarlar. Ertesi gün akşam vaktine kadar 24 saat bir de temkin vakti olarak 1 saat oruç tutarlar. Sahura kalkmazlar. Efendimiz sahura kalkın buyurmuştur. Bereket vardır. İftarlarını geç açarlar. Efendimiz hemen iftarınızı açın buyurmuştur. Burada Yahudilere bir tepki vardır. Kılık kıyafet, zülüflerin uzatılmaması. Efendime söyleyeyim, ibadette sallanılmaması, abdest alırken sağ koldan başlanması, sol koldan başlayan Yahudilere bir tepkidir. Bunun gibi bize çoğu sünnet kalan ve sebebi nüzulu, affedersiniz, sebebi vürudu, yani hadislerin bilindiği takdirde Peygamberimiz kendine güveni olan ve kendine ait değerleri olan bir ümmet ortaya çıkarmayı bu anlamda başarmıştır. Yahudilerin bu sosyokültürel etkilerini de kırmıştır. Tabii gelişen süreçte Kaynuka oğulları ve Nadir oğulları vesikadaki şartlara uymadıkları için, mesela Kaynuka oğulları Müslüman bir hanımı taciz etmişler. Efendime söyleyeyim, siz Bedir'de başarılı oldunuz. Bir de bizim gibi savaşan biriyle savaşsanız gününüzü görürsünüz gibi meydan okumak, yani bir arada yaşama iradesini göstermedikleri için sürülmüşlerdir. Nadir oğulları katılmaları gereken bir diyete iştirak etmedikleri, üstelik devlet başkanı Hazreti Peygamber'e suikast planlarının ortaya çıkması üzerine Medine'den atılmışlardır. Kureyza oğulları ise Hendek Savaşı'nda Mekkeli müşriklerle işbirliği yapıp Medine'deki Müslümanlara zor anlar yaşattıkları için idamla cezalandırılmışlardır. Yani bu cezaya da kimse karşı çıkmamıştır. Hem Arap geleneğinde hem de Tevrat'ta böyle bir eylem içerisinde olanların tartışmasız idam edileceklerine dair hüküm vardır ki zaten Efendimiz de bu hükmü kendisi vermemiştir. Sa'd bin Muaz'ı kendileri hakem tayin etmişler. Cahiliye döneminde Yahudilerle çok yakın dostluğu olan halif dediğimiz onlarla bir nevi dostluk anlaşmasıyla ittifak halinde bulunan Sa'd bin Muaz Hazretleri de hem Yahudi kültürünü çok iyi bildiği hem de Arap kültüründe böyle bir tırnak içerisinde artık ihanetin idam cezası olması sebebiyle bu cezayı vermiş. Yahudiler de çok ses çıkarmadığını belirtelim. Burada ilişkilerde esas olanın barışçıl ve medeni olmasını da belirtmemiz lazım. Yani 3 kabileyle yapılan savaş, diğer Medine'deki 17-18 kabileyle ilişkileri çok da etkilememiştir. Yani biz buradan da anlıyoruz ki Efendimiz hukuk çerçevesinde yaşama iradesi gösteren Yahudilerle bir arada yaşamaya devam etmiş ama bu iradeyi göstermeyen ve buna karşı cephe alan insanlarla da yine siyaseten aynı siyaseti geliştirmek suretiyle onları bertaraf ettiğini biz görüyoruz. Bu barışçıl olmasına dair ilişkilerin çok güzel örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. Özel başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere. Mesela Kur'an-ı Kerim halis niyetle ibadet eden Yahudilerin samimiyetini övmüş, harama el uzatmayanları takdir etmiş. Efendimiz vefatına kadar Yahudi Ebu Şaham isimli bir Yahudi ile ticari ilişkilerini devam ettirmiş. Muhayrik el-Yahudi Müslüman olduğu söylenir ama benim kanaatimce okuduğum rivayetlerden Müslüman olmadığı şeklinde bir kanaate sahibim. Peygamberimizin ahlakından, Peygamberimizin efendime söyleyeyim liderliğinden o kadar çok etkilenmiştir ki vefat edeceğinde 7 tane büyük bahçesini, hurma bahçesini Efendimiz'e hibe etmiştir, hediye etmiştir. Hatta hadis şerhlerinde Cebrail'i neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diye Efendimizin buyurduğu bu hadis-i şerif bir Yahudi münasebetiyle Efendimizin ağzından sarf edilmiştir. O da şudur, bir Yahudi Efendimiz'e fakir olduğu için yardım istemek üzere gelmiştir. Efendimiz sen Yahudisin, ben sana bunu böyle bir yardım yapamayacağını ifade edince Cebrail tarafından Efendimiz uyarılmış. Öyle şiddetli bir uyarılmıştır ki Efendimiz
hemen o Yahudi'yi çağırıp devlet bütçesinden kendisine yardım yapmıştır ve bir yani komşuyu Cebrail'i neredeyse komşuyu komşuya miras kılacaktım hadisini bu olay üzerine ifade ettiği buyurulmaktadır. Kendisine taciz eden insanlara yani selam yerine Esselam diye karşılık verenlere ve aleyküm diyerek en temel insani ilişkilerini sürdürme gereği duymuştur. Daha doğrusu iradesini göstermiştir. Hatta çok dikkat çekici bir örnektir. Hazreti Peygamber'in eşi Safiye, malumunuz Yahudi kökenlidir. Efendimiz'den çok sonraları vefat etmiştir. Safiye annemizin vefat edeceği zaman 100 bin dirhem civarında bir malının olduğu veya emlakının olduğu ifade edilir. Hazreti Safiye malının üçte birini İslam hukukuna göre ancak üçte biri malumunuz vasiyet edilebilir. Vefat edeceğinde bu üçte birini Yahudi olan yeğenine vasiyet etmiştir. Müslümanlar da götürüp Hazreti Safiye annemizin akrabalarına vermişlerdir. Hatta şunu da çok rahat ifade edebiliriz. Peygamberimizin evine Yahudi kayınbiraderleri gelmiştir. Kaynaklara belki zikredilmiyor ama bu en basit akrabalık ilişkisidir. Her ne kadar kaynaklara da geçmese de Hazreti Safiye'nin akrabaları muhtemelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini ziyarette ediyorlardı. Bu tür durumlar en temel insani beşeri ilişkiler olarak değerlendirilmiştir. Efendimiz hasta olan Yahudi komşularını ziyaret etmiş. Önünden geçmekte olan Yahudi cenazesi için saygısından dolayı ayağa kalkmıştır. Hatta sahabi efendilerimiz şaşırmıştır. Ya Resulallah bu Yahudidir. Niye kalktınız? Yahudi olabilir ama insan da değildir mi diye insan olmanın onuruna işaret etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kendisi zırhı bir Yahudi de bu Ebu Şam isimli Yahudi de rehin edilmişken almış olduğu borca tuta vefat etmiştir. Vefatından sonra Yahudi'ye Efendimizin borcu ödenmiş. Hazreti Abbas veya Hazreti Ali Efendimiz tarafından Efendimizin zırhının geri alındığını biz görüyoruz. Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu Kureyza oğulları, Nadir oğulları veya Hayber Yahudileri her neyse, Peygamberimizin kendi çağdaşı Yahudilerle yaşamış olduğu bu olumsuz ilişkiler, sonraki dönemde Müslümanlar tarafından bir din savaşı haline getirilmemiştir. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu ilişkilerin siyasi bir ilişki olduğunu, yani siyaseten bu tür ilişkilerin bozulduğunun farkında olan sahabi efendilerimiz, çok mevzi olan küçük bir cemaatten daha büyük Yahudi cemaatleriyle karşılaştıkları zaman, Babil dediğimiz Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de, o Yahudilerin zimmi hukukuyla vatandaşlığa, devlet vatandaşlığına kabul edilmiştir. Biliyorsunuz Hristiyanların Yahudilere bakışı çok düşmancadır. Tarih boyunca da en büyük zulmü Yahudiler Hristiyanlardan çekmiştir. En büyük zulümlerden biri Holokost. 20. asırda yaşanan bir facia, katliam. Tanrı katilidir Hristiyanlar Yahudilerin gözünde. Ve bir iman meselesidir. Ama Müslümanların Medine'deki Yahudilerle ilişkileri bu yönüyle siyasi bir mücadele olarak kalmıştır. Dinin bir parçası haline getirilmemiştir. Ve bu bir dini temelere dayandırılmamıştır. Ve pek çok Yahudi sonraki dönemlerde İslam hakimiyetine girdiğini görüyoruz. Hatta ve hatta son olarak Müslümanlar ilk fetihler sırasında bu geniş coğrafyaya yayıldıkları zaman orada yaşayan Yahudiler Bizans'ın bu ayrımcı tavrı nedeniyle veya Sasanilerin kendilerini dejenerasyonun ve dünyadaki pisliğin kaynağı olarak kabul etmelerinden kaynaklı mütevellit zulümleri nedeniyle Müslümanları kurtarıcı fatihler olarak karşılamışlardır. Humus'ta, efendime söyleyeyim başka yerlerde, Belazuri'nin Ensabül Eşraf'ında buna dair örnekler var. Bizzat Müslümanlarla birlikte Hristiyanların o bölgeden ayrılması için savaşmışlardır. Ve Kudüs'e çok ilginçtir. 132 yılında Bizans'a karşı bir isyanla bertaraf edilen Bar Kokhba dediğimiz bir Yahudi isyancının
öldürülmesinden sonra Bizans devleti, Romalılar ardından da Bizanslılar bu geleneği devam ettirmişlerdir. Yahudilerin girmesi yasakken, yani hiçbir Yahudi yaşamıyor Bizans ve Roma döneminde, bu 132 yılından sonra ilk defa Hazreti Ömer Efendimiz 638 yılında 80 veya 100 kadar aileyi, bu İslam kaynaklarında geçmiyor ama İbranice kroniklerde geçiyor, oradan tespit ettiğim bir bilgi, Kudüs'e Yahudilerin yerleşmesine Hazreti Ömer Efendimiz bizzat kendisi müsaade ediyor. Endülüs'te ve diğer yerlerde karşılaşılan Yahudiler de zaten Müslümanları bir kurtarıcı mesihler olarak kabul ettiklerini de ifade etmiş olalım. Son bir not. İslam fethileri Yahudilere öyle bir açılım sağlamıştır ki daha önce Bizans'ın veya Sasanilerin hakimiyetinde yaşayan Yahudiler, bu çok geniş bir coğrafyanın, yani Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne, yukarıda Kafkaslardan güneyde Yemen'e kadar, Arabistan'ın güneyine kadar çok geniş bir coğrafyaya tek bir milletin, yani Müslümanların hakim olması sebebiyle cemaatleriyle daha rahat hareket etmişler. Tevrat ve Talmud'un öğretilerini kurdukları eğitim kurumlarıyla veya kurdukları Beddin dediğimiz hahamhaneleriyle cemaatlerini çok daha derli toplu ve hiçbir problem yaşamaksızın yönetme imkanı bulmuşlardır. Hocam ben burada noktalamak istiyorum çünkü bir saati birazcık geçtik. Hocam, Affınızla ve anlayışınızla. hocam teşekkür ederiz. Tabii çok kıymetli bir tarihi background verdiniz. Yani hem Yahudilerin genel tarihi hem Müslümanlarla ilişkiler açısından Olabilir, evet. çok önemli iki dönemi anlatmış oldunuz. Bunu zaten sizden yani arzu ettiğimiz bu bilgiler almak ama benim bir sorum olacak ama önce izleyicilerimize ben isterseniz ekranı açabiliriz. İzleyicilerimizin şeyini görmek isteriz. Söz almak isteyen, soru sormak isteyenleri görmek isterim ben. Önce takip eden arkadaşlardan eğer varsa katkı vermek isteyen burada hocalarımız da var. Değişik alanlardan arkadaşlarımız. Söz almak, soru sormak veya katkı vermek isteyen şeyi kaldırabiliriz. Ömer Demir. Evet, hocam Ahmet Ertürk söz istiyor. Ben göremiyorum buradan şeyleri de. Ahmet Ha, Ertürk ve tamam, Mehmet Kasap. sizi görmeye başlıyorum. Tamam. Ama şeyi bir kaldırın artık ekranı. Hocam onu şeyimiz ne hocam ekrandan Tamam. çıkabilirsek. Paylaşımı durduruyorum. Tamam. Eyvallah. Tamam Özür hocam, dilerim. durduruyorum. Sağ Fark olun. edemedim. Sağ olun. Şimdi Estağfurullah. ben de gördüm. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey de burada. Ali Bey hoş geldiniz. Ahmet, ilk soru senin Ahmet Ertürk. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Nuh Veya Hocam teşekkür katkını ederiz. Rica ederim Ahmet Bey. Çok istifade ettik gerçekten. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben sorum yanlış anlamadıysam Mısır'dan çıkış yapan, Mısır'dan Evet. çıkan Yahudi sayısını 2,5-3 milyon gibi söylediniz. Tevrat'ta geçen bir bilgiye dayanarak Evet, Ahmet Bey. Tevrat'ta Doğruyuz. geçen. Şimdi sonra da şu andaki dünya nüfusu Yahudi nüfusunun 17 milyon değil mi? 17 Evet, milyon 17 olduğunu milyon. Evet. belirttiniz. Şimdi Güncel. ben tabii 2,5-3 milyon nüfusun dar bir güzergahtan sınırlı üstelik tehditlerle dolu bir yolculuğa nasıl çıktıklarını bugünkü modern şartlarda bile 2,5-3 milyon insanın tahliyesinin lojistik açıdan birçok açıdan çok büyük zorluklarla ve günlerce belki aylarca süreceğini tahmin edebiliriz bir çok kolaylıkla. İkincisi ben Türkiye nüfusu burada tarihçiler var aramızda yanlış sam düzeltsinler. Estağfurullah. Cumhuriyet başında neredeyse 20 milyon. Biz bugün 400 senede 4 milyon 4 katı artmışız. Yahudi nüfus 2000 senede çok daha büyük rakamlara erişmiş olması lazımdı ki biliyoruz ki Yahudilerde doğum oranları, doğurganlık oranları da yüksektir. O refleksi dolayısıyla kendilerini belirttiğiniz o kimlik problemi dolayısıyla
Evet. Tevrat'taki abartmalardan biri de bu olabilir mi hocam? Ne dersiniz? Evet, doğrudur Ahmet Bey. Ben aslında Tevrat merkezli bir bilgi verdim. Bu Biblical Criticism dediğimiz Batı'da çok gelişen kitap mukaddes tenkitleri bağlamında. Mesela en iyimser rakamla Mısır'dan çıkan Yahudilerin sayısının 20 bin ila 30 bin olduğunu veya 50 Evet. bin civarında olabileceği şeklinde tahminler var. Ama biz biraz hani bugün Amelek'le bağdaştırılan Filistinler bağlamında biraz o güce vurgusa dediğinde ben bunu söylemiştim. Ama Tevrat'taki bilgi budur. Yani 600 bin çünkü çıkıştan sonra Hazreti Musa 2 veya 3 kere nüfus sayımı yapmıştır çölde. Bunun birincisi şeyden dolayıdır. Bu Egel Hazahav dediğimiz yani Tevrat, Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu altın buzağından sonra hatta Kur'an-ı Kerim'de faktülü enfüseküm buyrulur. Bu ifade Tevrat'ta da özellikle şeylerin Hazreti Harun'un soyunun inisiyatif alıp puta tapanların yani şeye tapanların, buzağa tapanların öldürülmesi şeklinde çok detaylı anlatımlar var. O dediğiniz Yahudi şeyi zihniyeti gerçekten sayılar konusunda da abartılı. Yani veba gelir 24 bin kişi ölür. Bir başka işte Nakhaşim, Serafim dediğimiz yakıcı yılanlar gelir. İşte bir 3-5 bin kişiyi öldürür vesaire. Fakat Batı'da özellikle bu şeye dayalı arkeolojik veya Mısır kaynaklarına dayalı yapılan araştırmalarda Kitab-ı Mukaddes'i de tenkit eder mahiyette 20 bin, 30 bin, 50 bin civarında olabileceği şeklinde araştırmalarda var. Böyle bir soru geleceğini bilseydim biraz daha hazırlanabilirdim o şeyler anlamında ama Evet. dediğiniz doğru. Hocam bu aynı abartmayı şeyde de görebiliyoruz herhalde. Ona değinmediniz ama bu Beni Kureyze, Beni Nadir'den işte öldürülenler, sürgün edilenlerin sayısında da sanki bir abartma var değil mi? Gene Yahudi abartmaz. Yani o Yahudilerle ilgili belki başta söylemem gereken bir nokta vardı literatür açısından. Maalesef biz Hazreti Peygamber'in çağdaşı Yahudilerin bıraktığı herhangi bir tarihi belgeye sahip değiliz. Yani Babil'le ilgili çok geniş literatür var. Filistin'le ilgili çok geniş literatür var. Ama Medine'de veya Hicaz Yahudileri diyebileceğimiz daha genel anlamda Hayber Yahudileri de dahil buna. Yani peygamberimizin çağdaşı diyebileceğimiz bu Yahudilerle ilgili bilgiler ve bunların bir de tarihe mal olmaları buna şans mı diyeceğiz bilemiyorum. Ölümsüzlük mü diyeceğiz bilemiyorum. Kur'an-ı Kerim'e, hadislere ve bizim Siyer Magazi dediğimiz literatüre geçmelerinden dolayıdır. Biz Yahudi cephesinden bu sayıları bilemiyoruz. Yalnız kaynaklarımızda kitaba da bakabilirim ama yanlış hatırlamıyorsam 500, 600, işte 900'e kadar çıkaran şeyler var. Bu da normal bir rakam gibi geliyor. Yani işte İbn-i Hişam'da, Vakidi'de veya yani ilk dönem siyer kaynaklarında miktarlar 1000'i geçmiyor yani. Eğer buna abartma dersek. Peki. Tamam. Ha, buyurun. Var mı tekrar? Ahmet Bey bir şey mi diyordunuz? Yok, teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Yani. Mehmet Kasal Bey buyurun. Hocam teşekkür ediyorum her şeyden önce. Sağ Rica olun sunduğunuz için Nuh Hocam. Şimdi burada özellikle siyer konusunda Mustafa Hocam da var ama benim biraz rahatsızlığım var, kusura bakmayın, üzerinize afiyet. Şöyle dinlerken işte Mescid-i Aksa'nın ilk kıble olmasıyla ilgili bir söyleminiz oldu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama yine biliyoruz ki yani Peygamber aleyhisselam ve sahabe Mekke'de de Kabe'ye yönelerek namaz kılıyordu. Yani Mescid-i Aksa'ya yönelmiyordu. Dolayısıyla bizim ilk kıble söylemimiz burada son derece yanlış bir şey oluyor. Zannediyorum Akabe biatlarından sonra Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret noktasında bir düşünce içerisine girdiğinde Medine'deki Yahudilerle bir ortak bağlam oluşturmak amacıyla ki Kur'an içerisinde de Mescid-i Aksa'ya yönelmekle ilgili bir emrin olduğunu görmüyoruz biz. Bu tamamıyla Allah Resulü'nün siyasi bir düşüncesi, bir yaklaşımı olarak ortaya çıkıyor ve orada daha doğrusu
Yanlış hatırlamıyorsam Medine'deki Ensara, daha sonra Ensar olacak kişilere artık Mescid-i Aksa'ya yönelmelerini söylüyor. Kendisi de bir müddet Mescid-i Aksa'ya yönelerek Mekke'deyken de namaz kılıyor. Yanlışsam siyer konusunda ve bu konuda uzman olan hocalarım beni düzelsinler. Bir diğer taraftan yani Beni Kureyza ile ilgili. Hocam müsaade eder misiniz bir Tabii. bu anlamda söz almama? Buyurun. Şimdi şer'u menkabena bağlamında benim kanaatim Peygamberimiz kendisine vahiy gelmeyen konularda bir önceki peygamberin şeriatı olması nedeniyle Hazreti Musa'nın kıblesi olması nedeniyle Kudüs'e döndüğü şeklinde yorumlamak mümkün. Hatta rejim konusundaki uygulama da böyle. Yani sonradan Nur suresindeki o celde ayetinin gelmesiyle birlikte rejim feshedilmiş oluyor. Bu konuda da Taberi de sizin işaret etmiş olduğunuz şeye işaret ettiğini hatırlıyorum. Yahudilerle ortak bir noktada buluşma. Yani Peygamberimiz gayet iyi niyetlerle, kendisi de bir peygamber. İşte Musa'nın getirmiş olduğu misyonu veya dine benzer bir din ve kendisi de zaten kardeşim diye hitap ediyor diğer peygamberlerle ilgili. Çok iyimser bir tutumla Medine'deki Yahudilerin kendisine tabi olmalarını umuyor. Yani bu kıble konusu biraz şer'ü menkablena, kendisine vahiy gelmeyen konularda bir önceki peygamberin şeriatını. Yeni geldikçe de zaten o şeyler meshedilmiş oluyor. Çünkü teşekkür ederim hocam. Çünkü biz Mukatil bin Süleyman'da da görüyoruz. Bir takım rivayetlerde de görüyoruz. Yani Allah Resulü'nden bahsederken işte Muhammed isimli birisi yanında bir çocukla ki Ali kastediliyor. Kabe'ye dönüp salat-ı ikame ediyordu şeklinde rivayetler de var. Bununla beraber diğer bu Beni Kureyza ile ilgili meselede yine bir takım rivayetlere baktığımız zaman sayının son derece abartılı olduğunu, başka Yahudilerin başına gelen başka problemlerin buraya monte edildiğini, hatta Ensardan birinin bahçesini dolduracak kadar insanın orada hapsedilip daha sonra katledilmek üzere, cezalandırılmak üzere götürüldüğüne dair rivayetler var ki bu 1000 gibi, 700 gibi sayılar bir bahçenin ev bahçesi üstelik ev bahçesinin doldurulması noktasında problem. Orada yine rivayetlerde gördüğümüz hadise sadece harbi olanların yani ciddi manada karşı çıkanların ki Allah Resulüne küfür vesaire de ediyorlar bizim bildiğimiz kadarıyla bu tip insanların katledildiğine dair rivayetler var. Teşekkür ediyorum. Peki. Rica ederim. Teşekkürler. Var mı hocam söyleyeceğiniz bu konuda? Bu İkinci konu. anlamda şimdi tekrar çalışmama da baktım. Mesela 600 ila 700 İbni Hişam, Vakidi ve Taberi de geçen rivayet. Kadın ve çocukların sayısı ise 1000 civarında. Yani 600 ve 700 rakamı ilk dönem bizim siyer kaynaklarımızda veriliyor. O sizin Mehmet Bey bahsettiğiniz Yahudilerin Masada dediğimiz tarihlerinde yaşadığı bir katliam var. Arafat gibi bazı araştırmacılar bunun işte Yahudi tarihinde olan bir olayın daha sonra Kureyza'ya bu şekilde monte edildiği veya uyarlandığı şeklinde hususlar var. Yalnız o Kister ve benzeri başkaları tarafından da eleştirilmiş. Yani daha doğrusu çok isabetli bulunmamış. Bu sebeple de neticede araştırmalardan daha ziyade kaynakları esas aldığımızda ortaya çıkan bilgi bu. Hani 4000, 5000 vesaire falan bir rakam da düşünülürse bunun çok bir yüksek rakam olmadığı düşünebilir diye düşünüyorum ben. Evet, peki Burhanettin söz istiyor ama ben kendime sıra geldi diye sonra da Mustafa hocam herhalde el kaldırıyor. Ama müsaadenizle ben şöyle bir şey biraz girişte de değindim. Yani tabii daha uzun bir konu, geniş bir konu, geniş bir sunum gerektirir ama yani çok kısaca yani bir soruya verilecek cevap süresince çünkü soru soracak arkadaşlarımız var veya söz alacak. Yani Kur'an'da Yahudiler dediğimizde söyleyeceğiniz kısa bir değerlendirme olursa memnun oluruz.
Hocam Kur'an-ı Kerim aslında yaklaşık onda bir veya dokuzda bir ve bir kısmı da özellikle yorumlar bağlamında da İsrailiyat dediğimiz literatürün de İslam kültürüne girmesiyle aslında İslam kültürü ve medeniyetini de bir yönüyle ehli kitap olmaları sebebiyle Yahudi kültürünün veya İsrail kültürünün bu yönüyle çok işçe olduğunu biz görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar daha çok genel bir Yahudi tarihi bize çizmekle birlikte Yahudi tarihinde yanlış ifade edilen veya yanlış yazılan veya yanlış nakledilen bazı bilgileri düzeltme artı bir karakter eleştirisi şeklinde Müslümanları da uyarma mahiyetinde ayetler olduğunu görüyoruz biz. Mesela bunun en dikkat çeken örneği aklımda hemen gelen Hazreti Harun'un mesela Samiri'nin yapmış olduğu putun Tevrat'ta Hazreti Harun tarafından yapıldığı şeklindeki bir bilgi. Mesela Kur'an-ı Kerim böyle çok fahiş bir yanlışı Tevrat yazarları tarafından yazılan belki de bir açısından ne diyorlar İsrail kabileleri arasındaki bir rekabetten dolayı kitabın o bölümünü kaleme alan tekvim bölümünü kaleme alan Sofer tarafından Tevrat'a dahil edilen bu tür bilgileri düzelttiğini biz görüyoruz. Eleştirileri ise çok üst perdeden bir takım yanlışlarına işaret eder mahiyette Evet. eleştiriler. Kimileri bunu Tevrat'ı göz ardı ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'in çok sert tenkitler getirdiğini falan ifade ederler ama Tevrat bilenler için, Tevrat'ın üslubunu veya Tevrat'taki pasajları bilenler için gerçekten Kur'an'ın çok daha derli toplu tenkitler yönelttiğini, bunu da İsrailoğullarının yanlışlarına Müslümanların dikkatini çekmek amacıyla bir Yahudi eleştirisinden daha ziyade Müslümanları uyarmak amacıyla nazil olan ayetler şeklinde değerlendirmemiz mümkündür hocam. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Yani Kur'an'ın 9'da biri diyorsunuz, öyle mi? 9'da bir, 10'da bir bu şeyler şeyde değişebilir. Yani Özellikle kıssalar Hazreti bağlamında. Musa bu kıssaları ve Yahudilerle ilgili olanları. Sadece Kur'an'ın kıssa 9'da bir. değil hocam. Ahkamlar bağlamında da belki Evet. karşılaştırma yapıldığında. Çünkü şeriatta da büyük oranda benzerlikler var. Yani işte ceza hukuku anlamında rejimdir ve benzeri bir takım şeyler. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'in yeri geldiği zaman hukuka da işaret ettiğini biz görüyoruz. Yani şöyle bir şey okuyunca, yani ne kadar çok Hazreti Musa, Yahudilere ne kadar çok yer verilmiş bu Kur'an'da diye bir meal okuyanın aklına bir soru geliyor. Yani bunun Evet. cevabı nedir sizce? Biraz önce de ifade ettiğim gibi hocam, yani önceden gönderilen bir peygamber olması ve ehli kitap toplumu olması. Musa Aleyhisselam kronolojik olarak gittiğimiz zaman mesela Mekke dönemindeki nazil olan ayetlerin önemli bir kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid mücadelesinde Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa üzerinde yoğunlaşır. Yani bu da işte ulul azim bir peygamber olarak Hazreti Musa'nın başından geçenlerin Efendimizin başından da geçtiği veya geçmekte olduğu onlar gibi sabretmesi ama bu sabrın nasıl Mısır'dan çıkış gibi selametle sonuçlanmasına benzer bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem Risalet yolunda cesaretlendirmek hem de önceki peygamberlerin bu geleneğini tevarüz ettirmeye yöneliktir. Zaten şeyle birlikte de Medine'ye hicretle birlikte de Efendimiz bizzat bunlarla daha fazla muhatap olmaya ve kendisine Mekke döneminde nazil olan ayetlerden onların karakterlerini daha iyi tespit etmeye yönelik ve buna karşı da strateji geliştirmeye yönelik bir süreç olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Peki. Mustafa Fayda Hocam, buyurun. Sesinizi açın. Sesiniz kapalı şu anda. Mustafa Hocam, sesinizi açacaksınız. Evet. Uyaramadık. Hocam sesiniz. Sesiniz hocam. Sesiniz. Duyamıyoruz. Hay Allah.
Bir telefonla uyarabiliriz. Ben uyarayım hocam. Siz bir uyarın. Telefon yok yanında. Kendisi telefondan katılıyor hocam. Anladım. Tamam. Ses açmak için diğer bir ekrana geçmesi gerekiyor herhalde o konuya. Evet. Peki. Ne yapalım? Şimdi açıyor. Şimdi açıyorum dedi hocam. Tamam. Peki. Hadi açılmadı. Denetim masasındaki hocamız açabilir. Bilemiyorum açabilir ama. Misin? Tamam. Geldi mi şimdi? Ha, geldi hocam. Buyurun. Buyurun. Tekrar başla. Tekrar kapandı. Tekrar kapandı. Yok. Geliyor mu hocam? Şimdi geliyor hocam. Geliyor mu hocam? Tamam. Tamam. Efendim, Nuh Bey'e önce teşekkür ediyorum. Yahudi tarihini İslam tarihi bakımından avucunun içine almış, bize sunması gereken İslam tarihi bakımından başlangıç dönemiyle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Bu bakımdan kendisine hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. İşaret etmesini istediğim iki konuya temas etmedi hiç. Başka din mensuplarıyla Müslümanların hayatı bakımından çok önemli olan iki konuya temas etmek istiyorum Beşir Bey hocam. Buyurun. Bunlardan birisi Medine Sözleşmesi. Bu metnin kendisine kitap diyor metinde. Kitap, Hamidullah Hoca'nın ilk yazılı anayasa diye öne çıkardığı Nuh Bey'in Medine Sözleşmesi dediği metnin ikinci maddesinde Yahudiler de dahil muhacir ve ensarın kabileleri ve Yahudilerin de onlara bağlı kabileleri gösterilerek bunlar bir ümmet meydana getirir diyor efendim. İlk defa başka din mensuplarının Müslümanlarla birlikte bir ümmet oldukları meselesine Peygamberimizin yazdırdığı bu metninde dikkatimizi çeken bir husus. Onun için bizim peygamberimiz kıyamete kadar bütün insanların peygamberidir. Bugün de onun için biz onun ümmetini ümmeti davet ve ümmeti icabet olarak ikiye ayırıyoruz ki bunun en önemli dayanak noktası bu sözleşmedeki yazılı metinde kullanılan ümmet kelimesidir. Bundan şu bakımdan ehemmiyet veriyorum. Müslümanlar bugün de dünyada insanların özellikle mutaassıp Hristiyan dünyasının hiç beceremediği ötekiyle bir arada yaşamanın temelleri atılmıştır efendim. Bu sıradan bir hadise olmadığını Endülüs'te Müslümanlar yaşamışlardır. Müslümanlar sıfırlanmıştır. 1492 aynı zamanda Yahudilerin İslam topraklarına sığındığı, Nuh Bey buna temas etti, önemli bir tarihtir ve Türkiye'deki yaşayan Yahudiler, Yahudi vatandaşlarımız 500. yıl kutlaması için hem bir vakıf kurmuşlar hem de çeşitli yayınlar yapmışlardır. Onun için bugün bizim dualarımızda Beşir Hocam, Allah ümmeti Muhammed'i felaketlerden korusun dediğimiz zaman bir ilave yaparak bütün insanları da demesi Diyanet başta olmak üzere hepimizin çok önemli bir hatasıdır. Ümmeti Muhammed'in içine Putin de girer. Şimdikinin adı ne söyleyin. O da girer efendim. Amerikan Cumhurbaşkanlığı kastediyorum. Binaenaleyh ümmeti Muhammed bütün beşeriyetin peygamberi, son peygamberi olan Resulullah Efendimizin ümmetidir bunların hepsi. Buna vurgu yapmasını isterdim efendim. İkinci vurgu yapmasını istediğim husus, Nuh Bey bu ayet-i kerimeye hiç temas etmedi. O da çok önemli efendim. Resulullah Efendimiz'e savaşa ilk izin veren iki ayet-i kerime
Hac suresinin 39 ile 40. ayetidir efendim. 40. ayetin ortasında Rabbimiz Allah dedikleri için memleketlerinden çıkaranlara savaşa izin veren bu ayeti kerimelerde 40'ın ikinci kısmında çok önemli bir hususu Cenab-ı Kadir-i Lemyezel Hazretleri dile getiriyor. Buyuruyor ki eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmeseydi içinde Allah'ın adı çokça anılan kiliseler, havlalar, salavat ve mescitler yıkılıp giderdi diyor efendim. Bu ne demek? Yüce Allah Habibine emir vermiyor. Habibim şimdi sen şunu demek istiyor, şimdi onu söylüyorum. Ya Habibim şimdi sen benim Yahudi kullanımın da yaşadığı bir şehre gidiyorsun. Onların muhabbetlerine dokunmaman iyi olur manasına gelen bir ifadeyle emir vermiyor ama yol gösteriyor. Bu da benim kanaatime göre yine ötekiyle ilgili bizim tarih boyunca şeref sayfamız olan bu uygulamayı Hazreti Ömer de uygulamıştır. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de uygulamıştır. Onun için Beşir Hocam, Fatih Sultan Mehmet müsamahakar bir padişahtı. Ortodoksların papasını getirip yerine oturttu demek doğru değil. Ne diyeceğiz? Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o kadar iyi bir Müslüman idi ki tıpkı Hazreti Ömer'in Suriye'de, Filistin'de yapılan fetihlerde davrandığı gibi öteki din mensuplarına dinlerini yaşama, mabetlerini rahatça kullanma imkanını bahşeden Kur'an kaidesine uyan bir Müslümandı dememiz lazım hocam. Eğer biz bu üslubumuzu böyleye çevirmezsek ne olur? İşte bizim kıymetimiz bilinmez. Kendi insanımız tarafından bilinmiyor zaten. O hale getirdik memleketin kültür hayatını. Bundan dolayı siyasi iktidarları bizim gibi adamlar hemen ilk elden suçluyoruz. Gerçekten marifte çocuklarımızın yetiştirilmesinde çok önemli bir din anlayışıdır bu. Ve beşeriyete örnek olacak noktalardan hala birisidir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam biz teşekkür ederiz. Katıldığınız ve katkınız için sağ olun. Sağ olun. Evet, Burhanettin Aktaş, sıra senin. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle sunum için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam, sağ olun. Ben iki tane sorum olacak. Bir tanesi önceki kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in tasdik ilişkisi. Ben İmam Hatip mezunuyum. Birazcık da okumaya gayret ediyorum. Bu tasdik ilişkisi çok böyle hani kaba ifadelerle biz öğrendik geçmişimizde. Muharref kitapları orijinal haliyle aslında bir tasdik olduğu ifade edilerek eldeki mevcut şu andaki kitapların tasdiki gibi bir durumun olmadığı öğretildi. Ama bugün bunun etrafında da bir takım tartışmalar yürüyor. Bu konuda sizin düşünceleriniz ne? Bu tasdik ilişkisinin boyutu ne olmalı? Bu bir. İkincisi Yahudiliğin ve Tevrat'ın İslam dinine etkisini gözlemlediğimiz alanlardan bir tanesi tefsir ve tefsirde İsrailiyat dediğimiz zaman yani neleri aldığımızı, nerelere etki ettiğini açıkça görebiliyoruz. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi Medine'de 20 tane kabileden 3 tanesiyle sorun yaşadık. O zaman yaklaşık 17-18 tanesiyle 17-18 tanesi hayatiyetini devam ettirdi. Hepsinin Müslüman olduğu gibi bir iddiamız var mı onu bilmiyorum ama oradan sonra günümüze kadar gerek hadis külliyatının oluşturulmasında gerekse fıkıh ve diğer İslami ilimlerin oluşturulmasında Yahudilerin olumlu ya da olumsuz, pozitif ya da negatif etkileri, katkıları, payları ne olmuştur? Bu konuda bir derli toplu bir çalışma var mıdır?
Ben bilmiyorum. Lütfen cehaletime verin. Eğer bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Hocam, bu arada fırsat olunca yazılı iki tane soru var. Oraya da göz atarsanız, yoksa yahut ben de okuyabilirim onları size. Evet, buyurun. Şimdi bu İsrailiyat konusunda Türkiye'de hem Özcan Hıdır Hoca'nın daha önceki çalışma anlamında da Abdullah Aydemir Hoca'ların ki ilk çalışmalardan biridir aslında. Bu konularda müstakil olarak İsrailiyat konusunda yapılmış çalışmalar var. Tabii tarif konusuna yine bununla da bağlantılı değineceğim ama bizim alimlerimiz tarif konusunu farklı şekilde yorumluyorlar Burhanettin Bey. Mesela bunlardan biri metinde tarif olmuş şeklinde bir yaklaşım. Yani başlangıçtan itibaren bir tarifatın söz konusu olduğu ifade edilir. Mevcut Tevrat M.Ö. 4. yüzyılda Ezra tarafından kaleme alındığı için, iki kapak arasına alındığı için Ezra kaydederken Tevrat'ın orijinalinde bulunmayan bir takım hususları da kaydetme gereği duymuştur şeklinde bir diğer yaklaşım var. Ve bir üçüncü yaklaşım da bu tarifle ilgili. Bunun metinde tarif değil, daha çok yorumda tarif olduğu şeklinde. Elimizdeki Tevrat, Ezra'nın eğer iki kapak arasına aldığı Tevrat'ı esas alırsak, Hazreti Peygamber zamanındaki Tevrat'la günümüzdeki Tevrat'ın belki kısmi edisyonlar yapılmak suretiyle, çünkü Ben Aşer nüshası diye Emeviler döneminin sonunda Tevrat son şeklini almıştır. Ancak üç aşağı beş yukarı Hazreti Peygamber dönemindeki Tevrat'la günümüzdeki Tevrat'ın aynı olduğunu söylemek mümkün. Eğer Ezra'yı esas alırsak. Burada benim de kanaatim Tevrat'ın Ezra'yla birlikte iki kapak arasına alındığı için metinden daha çok yorumda tarifat olduğu şeklinde bir düşünce hasıl oldu bende. Yine bunu metinde tarif eden, tarif diye daha doğrusu bununla ilgili de konuşan hocalarımız var. Daha doğrusu ifade eden hocalarımız. Yorumda tarifatın şeyi şu. Bunun da Talmud eliyle gerçekleştiği şeklinde bir kanaat var. Mesela Şabat dediğimiz setle ilgili Tevrat'ta iki tane veya üç tane pasaj var. Şabat gününe riayet edilmesi, o günde herhangi bir iş yapılmaması, aslında felsefesi de Şabat günü yani cumartesi günü dinlenilmesi, Allah'a tahsis edilmesi şeklinde. Fakat yoruma geldiğimiz zaman işte Talmud'un Masihet Şabat dediğimiz müstakil bir risalesi var. İşte o yasak, bu yasak, şu yasak vesaire. Yani 37 yasak var, bir de bunların alt tarafında daha da ifade edilen neredeyse günlük hayatı tamamen kilitleyecek şekilde yorumlar var. Bu sebeple de zaman zaman değil, çoğu zaman rabenik dediğimiz bu Yahudiliğin esasını oluşturan Yahudi geleneğinde Talmud yorumları Tevrat yorumlarından çok daha ön plana çıkmıştır, çok daha öncelenmiştir. Biraz tarifat derken veya tarif derken benim Tevrat'ın tarifiyle ilgili kanaatim acizane yorumda tarifatın olduğu. Ha, yazılı bir metinde tarifat varsa bunun Ezra veya Ezra'ya gelinceye kadar kaybolduğu dönemden yeniden kaleme alınan o geçiş sürecindeki tarifat olduğunu da söylememiz mümkün. Ama bu konuda gerçekten biz de alimlerimizin de çok net yaklaşımları, daha doğrusu farklı farklı yaklaşımları, tek bir görüşün olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. İsrailiyat konusunda da özellikle ilk başta bizim tefsir literatüründe bu tür bilgilere rastlanılmazken, bunun bir siyer literatürü boyutu da var. Zamanla 2. yüzyılda, 3. yüzyılda başta Küfe, Basra, Müslümanların kurmuş olduğu şehirlere ehli kitabın yerleşmesiyle birlikte pek çok bu İsrailiyat türü rivayetlerinde girdiği ifade edilmektedir. Ama bunlar biraz daha kendisini kıssalar üzerinden gösterir. Bu da normaldir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıssalar bölüm bölüm anlatıldığı için arada kalan bir takım bilgileri Müslüman alimler bu bilginin kaynağı diye kabul edilebilecek Tevrat veya Talmud kökenli veya Talmud da değil affedersiniz, daha çok Midraş dediğimiz Yahudi kıssalarının yer aldığı literatürden zaman zaman ödünç almak suretiyle bizim literatüre girmesine de imkan tanımışlardır.
Mesela geçen somut olduğu için vermek istiyorum. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışıyla ilgili bir rivayet var. Midraş Tanhuma'ydı herhalde, yanlış okumuyorsam. Bu Bereşit üzerine, yani Tekvin üzerine yazılan bir tefsir bu. Midraş anlatım. Mesela orada denir ki Hazreti Musa Nil nehrine geldi, vurdu, açılmadı. Vurdu, asasını açılmadı. Dedi ki sen insansın, işte su olarak, yani alemdeki suyu kastederek, su olarak biz senden daha önce yaratıldık. Senin benden üstünlüğün yok dendi. Ve daha sonra Allah'ın emriyle veya meleğin müdahalesiyle açıldığı şeklinde bir bilgi var. Bu bilgiyi ben Taberi'de de okudum. Mesela bu tür bilgiler zaman zaman girme imkanı bulmuş. Bu biraz zannedersem Müslüman alimlerin yetişmiş olduğu çevrelerle doğrudan bağlantılı. Buyurun hocam. Çok özür diliyorum. Benim ikinci Buyurun. sorum Beşli hocam sesiniz açık değil. ikinci sorum Neydi bu Burhanettin Bey? tefsir kısmıyla ilgili. Tefsiri zaten üç aşağı beş yukarı biliyoruz hocam. Asıl hadis külliyatının, siyer yazıcılığının ve diğer İslami ilimlerin başta fıkıh olmak üzere oluşumundaki etkileri artı eksi pozitif negatif anlamda etkileri neler olmuştur? Bu konuda müstakil bir şey çalışma var mı? Yani Şu Yahudi anda aslında evet, şu Müslüman anda aklıma aslında. gelmiyor Burhanettin Bey, ama mesela mucizeler üzerinden belki bunu tanımlamak mümkün. Hani ilk aklıma gelen husus olduğu için. Mesela bizim ilk dönem Siyer literatüründe, Megazi zaten malumunuz savaşlarla alakalı. Mucizelerle ilgili anlatım çok az iken, gelişen süreçte bu mucizelerin ikinci, üçüncü asırdan itibaren arttığını biz görüyoruz. Bunun da en temel sebebi kanaatimce artık Yahudilerle ve Hristiyanlarla bir arada yaşanması. Mesela Peygamber Efendimizin sünnetli doğması. Hazreti Musa sünnetli doğmuştur. Böyle bir bilgi var. Peygamberimizi efendime söyleyen bir bölgenin koruması. İsrailoğullarının özellikle Mişkan dediğimiz o seyyar mabedin bir bulut gölgesi şeyinde gitmesi vesaire. Yani tabi mesela Hazreti Musa'nın denizi yarmasına benzer bir şekilde Efendimizin peygamberlik öncesi hayatında, yani bırakın peygamberlik dönemi, öncesi hayatında amcası Zübeyir ile Yemen'e giderken Yemen'de bir vadinin suyla dolup da eliyle veya elindeki çubukla işaret edip suyun açılması gibi. Biraz da bunun özellikle Yahudiler bağlamında şöyle bir boyutu da var. Yahudilikte mucize göstermeyen bir peygamber peygamber değildir. Bizde ise mucize peygamberliğin şartlarından değildir. Böyle olunca tabii alimlerimiz de bu anlamda, yani Müslüman kamuoyuyla da ilgili, Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili bir literatür ve daha doğrusu bilgi şeyi, Yahudilere karşı da cevaplar mahiyetinde bu tür rivayetleri alma yoluna gittiklerini söylememiz mümkün. Diğer konularda örnek veremeyeceğim, özür diliyorum. Biraz da yorgunluk var, Peki. günlük yorgunluğu aklıma Peki. gelmedi. Çok özür. Evet, hocamızın bugün programı çoktu. Biz de ekstra bu programı koyduk. Estağfurullah hocam. Yorgun. Mustafa Kesin, söz senin. Evet Sonra hocam, Hüseyin ben de hocamız. Evet. zengin sunum için gerçekten teşekkür ederim. Benim sorum da şu. Hazreti Musa'dan önce bir Yahudi tarihi var mı? Yani Yahudi tarihi Hazreti Musa ile mi başlıyor? Çünkü bu şu bakımdan önemli. Şimdi bu ya işte İsrail devleti diyelim. O topraklarda vaat edilmiş toprak gibi bir hak iddiasında bulunuyor bu önceden beri. Bunu da tabii Tevrat'a dayandırıyorlar. Yani neticede Hazreti Musa'dan önce, yani Yahudi tarihini İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzatabilir miyiz? Yoksa Hazreti Musa ile mi başlar? Yani Mısır'dan çıktıktan sonra mı başlar Yahudi tarihi? İkincisi de Hocam, öpür. hep İstersen Tevrat biliriz de Talmud nedir, Tevrat nedir? Bu kadar eyvallah. olacak. Sağ olun hocam. Şimdi Yahudi tarihini aslında biraz Tevrat merkezli okuduğumuz zaman, işte alemin yaratılışıyla başlar. Hazreti Adem, onun çocukları, Hazreti Nuh'la birlikte dünyanın yeniden kurulması. Daha sonra Nuh'un üç oğlundan milletlerin ortaya çıkması.
Daha sonra bu milletlerin Babil Kulesi'ni yaparak dillerin karışması, ardından da konu anlatılır, Hazreti İbrahim'e getirilir ve Yahudi tarihi mi diyeceğiz? Burada da literatürü iyi seçmemiz lazım. Hazreti İbrahim Fırat'tan bu tarafa geçerek geldiği için veya bir anlatıma göre de Şeria Irmağı yani Ürdün Nehri'ni geçerek Filistin'e geldiği için İbrani diye isimlendirilir. Belki şöyle tasnif etmek daha uygun. Hazreti İbrahim'le başlayıp İshak'la devam eden nesli biz İbrani tarihi. Daha sonra Hazreti Yakub'un Kur'an'da da iki kez zikredildiği üzere İsrail diye isimlendirilmesinden hareketle İsrailoğulları ve 10 kabilesi. Hazreti Yusuf zamanında İsrailoğullarının Mısır'a gitmesi, 430 yıl Mısır'da kalmaları, milattan önce de 1258'lerde bugünkü Filistin'e geri gelmeleri ve bu süreçte de Yahudiliği başlatmamız mümkün hocam. Ardından da zaten Yeşu var. Bizdeki Yuşa peygambere denk düştüğü ifade edilen. Onun zamanında Filistin'in fethi, vaat edilen toprakların fethi. 300 senelik bir hakimler dönemi. Ardından Şaul diye geçen, Kur'an-ı Kerim'de de Talut diye ifade edilen ilk kralın, Peygamber Samuel'in İsrailoğullarına seçip başına getirdiği ilk kralla başlayan krallık dönemi ama ön krallık dönemi, Hazreti Davut'la başlayan, Süleyman'la devam eden tek bir devlet yapısı 80 yıl süren, 80 seneden sonra İsrailoğullarının milattan önce 920'lerde ikiye ayrılıp işte İsrailoğullarının 10 İsrailoğullarının milattan önce 720'de sürgüne gitmesi ve Yahuda kabilesi ile birlikte Bünyamin'in yani Kudüs merkezli Yahuda devletinin de milattan önce 586 ile Babil'e sürülmesiyle Yahudilerin dağıldığını biz görüyoruz. Aşağı yukarı Yahudi tarihini bu şekilde özetlememiz mümkün. Talmud dediğimiz literatür ise biraz Tevrat üzerine yazılan şerh olmakla birlikte bunun iki şeyi var. Bir Mişna, bir de Gemara. Mişna dediğimiz daha çok hukuk metinlerinin Yahuda Hanesi tarafından milattan sonra 200'lü yıllarda 6 cilt halinde falan bir araya getirilmesi. Biraz Tevrat'taki ahkamın açıklanması. Bu Gemara Mişna üzerine yapılan bir takım yorumların sadece hukukla bağlantılı kalmayıp kıssalarla veya diğer Yahudi tarihiyle falan da zenginleştirildiği bir de Gemara bölümü var. Bu ikisi bir arada Talmud'u oluşturuyor. Babil'deki Yahudiler Doğu Aramicesi ile Babil Talmud'unu, Batı'da yaşayan Filistin Yahudileri ise Batı Aramicesi ile Filistin veya Kudüs Talmud'unu bir araya getiriyorlar. Talmud biraz daha Tevrat'ın belki bizim anlayabileceğimiz şekilde salt tefsir değil, aynı zamanda midraşlardan, efendime söyleyeyim hukuktan ve Tevrat'ın tefsiri yani daha böyle kapsamlı bir yorumu şeklinde özetlememiz mümkün hocam. Peki hocam, Türkçe mi? Türkçe bunlar mevcut mu hocam? Yok hocam, Aramice kaleme alınmıştır. Özellikle Yeşiva dediğimiz Yahudi öğrencilerin yetişmiş olduğu yüksek eğitim kurumlarında Aramice metninden okunur. İngilizce ve Fransızca tercümeleri vardır. Türkçe tercümesi yok. Arapçaya da tercüme edilmiştir. Sizin Tevrat tefsiriniz bulunabiliyor mu? Yahut bir soru vardı öyle. Basılacak mı? Basıldı mı? Hocam, yeniden basılacak mı? Bu Sadia Gaon diye 10. yüzyılda Bağdat'ta yaşamış bir Yahudi alim. Moshe ben Maimon, yani Maimonides çok ön plana çıkmıştır ama biraz Bağdat'ta yaşayan Sadia Gaon benim kanaatime göre bu Yahudiliğin sistematize edilmesindeki öncülerden biridir. Tabii Maimonides de çok ayrı bir yere sahip ama bu benim neşre hazırladığım çalışmanın özelliği şu. İslam dünyasında özellikle Kitab-ı Mukaddes veya Tevrat tercümeleri genellikle Süryani mütercimler tarafından yapılan tercümeler. Fakat Saadia Gaon'un yapmış olduğu bir tercüme bir Yahudi tarafından 10. yüzyılda doğrudan İbranice metinden Arapçaya tercümesi şeklindedir. Yani kıymetli kılan odur.
Yahudi Arapçası dediğimiz Cüdiye Arabik bir dilde kaleme alınmıştır. Bu 19. yüzyılda neşredilmiş. Hatta Tevrat-ı Şerif tercümesi diye bizim Osmanlı padişahlarının da 3. Ahmet Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunuyor. Benzer bir nüsha. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani Osmanlı sultanlarının da Tevrat kültürünü oluşturan nüshalardan biri. Joseph Derenburg diye bir adam bunu Ayasofya, Kudüs ve batıdaki Paris nüshasını birleştirerek Cüdi Arabik Fransa'da neşretmiş. Biz o neşri esas aldık çünkü sadece Topkapı Sarayı'ndaki şey değil. Bu matbu olan şeyi biz transliterasyon ardından da Arapçaya translitere ettikten sonra Türkçe'ye tercüme edip hayli geniş açıklamalarla bab başlıklarında da bir giriş koymak suretiyle neşrettik hocam. Tabii Akit Gazetesi gibi Türkiye Gazetesi'nden bazı kesimler, Gerçek Hayat gibi bazı dergiler isimlerini söylemekten çekinmiyorum. İşte Yahudi sever ilahiyatçı veya Türk yurdunda veya Müslüman bir ülkede nasıl böyle Tevrat neşredilir falan diye çok fazla eleştiri yapıldı. Ben o sırada yurt dışında ateşe olarak görev yapıyordum. Zannedersem bu kamuoyu baskısı veya belli bir kesimin kamuoyu baskısından dolayı çalışma yazma eserlerin şubelerinde satıştan kalkmış. Sadece Süleymaniye Kütüphanesi merkezde satışı olmuş. Ben yurt dışındayken bunlar hep geliştiği için olmuş diyorum. Normalde online'da yayınlanıyor, PDF'leri falan var. Ama bu Tamam. tür tenkitleri göğüslemedikleri için Tamam. PDF şeklinde de yayınlanmamış hocam. Böyle bir Peki. gadrede uğradı çalışma. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hüseyin Akan hocam soru olarak gördüğüm soru soracak. Evet, veya Hayır. söyleyeceği var. Buyurun. Hayırlı akşamlar Haziran'a da. Sağ ol hocam. Şimdi üç dine baktığımızda bize göre ehli kitap küfürdedir bizim inancımıza göre. Hristiyanlığa göre de Yahudiler küfürdedir ve Müslümanlar da küfürdedir. Çünkü biz Hazreti İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu kabul etmiyoruz. Yani onların temel inançlarını kabul etmiyoruz. Ama bir Yahudi gözüyle baktığımızda bir Müslüman Allah'ı kabul ediyor, tek Allah'ı, aynı Yahudiler gibi ve Hazreti Musa'nın peygamberliğini de kabul ediyor. Dolayısıyla aslında bir Yahudi gözünde Müslüman kafir olarak addedilmeyebilir. Bu bir. İkincisi, yani bir Müslüman aynı zamanda inanç olarak Yahudidir de denebilir. İkincisi, Taberi tarihinde, peygamberler tarihine okuduğumuzda aslında çoğu İsrail kaynaklıdır. Yahudi kaynaklıdır, Tevrat kaynaklıdır. Ve fıkıh kurallarına baktığımızda da birbirimizle çok benzeriz. Yani işte yasaklarımız aynıdır, yemeklerde, yiyeceklerde hemen hemen aynıdır yani. Onların biraz daha fazla yasağı var. Efendim, onlar da günde üç vakit ibadet ederler gibi. Şimdi ve tarihte baktığımızda da gerçekten Yahudilerle Müslümanlar yüzyıllarca birlikte yaşamışlar. Hatta buna Ortodoksları da koyabiliriz. Ama özellikle Avrupa Hristiyanları, Katolikler ve daha sonra Protestanlar için Yahudiler hem Nuh Bey de söyledi, gettolarda yaşatılmış hep. Yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan kabul edilmiş. Müslümanlar hakeza öyle. Ve işte 40'larda da yine büyük bir Yahudilere soykırım uyguladılar. Aslında baktığımızda Yahudilere ve Müslümanlara en çok zulmeden, yani bu üç grup arasında Hristiyanlar. En iyi geçinen de Yahudilerle Müslümanlar olmuş tarih boyunca. Ama ben kendimi bildim bileli, aklım erdi ereli, bize hep şu söylendi. Yahudiler şeytandan da kötüdür. Bütün dünyayı onlar yönetir. Tek hedefleri Müslümanları yok etmektir, ifal etmektir gibi. Yani bize de çok güçlü bir Yahudi düşmanlığı verildi. Tabii bu Filistin'de yaptıklarından da kaynaklanıyor ama.
muhtemelen Yahudilere de 20. yüzyıldan itibaren güçlü bir Müslüman düşmanlığı aşılandı. Ve bunu da sanıyorum şu anda özellikle bu son Gazze olayında bütün Hristiyan devletlerin hemen sen istediğini yap, sonuna kadar git, arkandayız, ne yaparsan haklısın demelerini, bence bu savaşı, bu düşmanlığı canlı tutmak, böylece bu iki grubu kontrol altında tutmak, Yahudilerle Müslümanları, ve de kendilerine bir dönüşün olmamasını sağlamak gibi geliyor. Aynı şekilde işte yukarıda her ne kadar farklı oldukları söylense de Slav ve ikisinde Slav olan Rus ve Ukrayna'yı savaştırmaları gibi. Yani ben burada bu düşmanlığı nasıl kaldırabiliriz? Hani geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi. Çünkü buradan aslında iki tarafta zarar görüyor. Yani Yahudiler de orada çok rahat yaşadıklarını sanmıyorum. Batı devletleri bunu iyi organize ettiler 40 ve 40'lardan sonra ya da 20. yüzyılda diye düşünüyorum. Ve biz de buna teşneydik. Yani işte en büyük düşmanımız bizim, benim kafamda Yahudidir diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben soru sormuyorum, sadece değerlendirme yapmak istiyorum. Bir dakikanızı alayım hocam. Burada bir de soru var bir arkadaşımızın. Belki okudunuz. Muhsin Halis bir arkadaşımız. Yoldayım diyor, de kendim şey yapamıyorum, sadece dinliyorum diyor. Yani Hazreti Peygamber'in Yahudilerle istisnalar dışında ilişkileri iyi olmuş ve tarih boyunca bu iyi ilişkiler devam etmiş. Kur'an da Yahudileri düşmanlaştırıp hedefe koymuyor. Hatta Yahudilerin seçkin bir topluluk olduğunu ima eden ifadeler de var. Günümüzdeki Yahudi düşmanlığının arka planı nedir diye böyle de bir yazılı soru var. Belki biraz benzediği için Hüseyin Hocam'ın sorusuna onu da okumuş olayım. Buyurun. Hocam aslında ifade edilenler doğru. Siyonizm ortaya çıkıncaya kadar, ki Siyonizmi zaten Müslümanlar ortaya çıkarmadı. Batı'daki Yahudi düşmanlığından ortaya çıktı. Ve Yahudilerin Siyonizmle birlikte 6-7 göç hareketiyle Filistin'e yerleşmeleri, Filistin'e yerleşmelerinin ardından Batı'nın desteği ve kendi güçleriyle birlikte işte bugün de gördüğümüz üzere Filistinli Müslümanlara o bölgeyi dar etmeleri ve kayıtsız şartsız Batı'nın desteğiyle bölgedeki Arap ülkelerini de sindirip bölgenin tamamen vaat edilen topraklar, ki ben buna bütün kalbimle inanıyorum, hedefleri o. Çünkü Tevrat'ta o bölgeye girdiğiniz zaman hemen değil yavaş yavaş ele geçireceksiniz şeklinde, nüfusunuzun artmasına paralel bir şekilde ele geçireceksiniz şeklinde ifadeler de var. Yani kaynağını Tevrat'tan alan bir yapı da söz konusu. 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir şey vardır. Bu da Yahudi düşmanlığı değil, daha çok Siyonizm düşmanlığıdır. Ve Müslümanların kutsallarını aşağılamaları, Mescid-i Aksa ile ilgili planları, Kudüs'ün işgali ve benzeri bir takım durumlardan kaynaklanmaktadır. Onun dışında tabii Batı'nın Holokost utancının sıkıntısını maalesef Müslümanlar çekmektedirler. Yani Müslümanların bunda hiçbir şey olmamasına rağmen Batı kendi içerisindeki o 18. yüzyıldan başlayıp 19. hatta onun öncesi de var gerçi ama 19. yüzyıldaki Yahudi sorunu dediğimiz Yahudileri kendi toplumları için bir problem görüp bundan hem kurtulma hem de Yahudilere vaat edilen toprakları vaat edip onları Müslümanların arasında yaşama şeklinde desteklemeleri bu problemi ortaya çıkarmıştır. Yalnız şunu da ifade etmek lazım. Biraz önce değerli büyüğümüzün ifade ettiği Yahudilikte ben ve öteki ayrımı çok fazladır. Yani bugün din adamlarının fetvalarında, bu savaş fetvalarında da biz bunu görüyoruz. Tabii tarih içerisinde Talmud merkezli bakışta yeş helek lahem be olam haba'a, yani diğer milletlerin de içerisinde iyi olanlar için
ahirette bir pay vardır dan tutun, en iyi Yahudi olmayan ölü Yahudi olmayandır. Yani goy dediğimiz ölü Yahudi olmayanlar gibi çok geniş bir perspektifle bakılmaktadır. Ve bu bakış açısı İslami dönemde oldukça yumuşamıştır. Müslümanların insani yaklaşımları, Müslümanların dışlamamaları vesaire. Fakat şimdi İsrail'de bu gücü bulunduranlar, özellikle Batı'da çok dışlanmış, babaları, anneleri katledilmiş, ötekine düşman olarak yetiştirilmiş insanlar iktidarda olduğu için, yani Aşkenaz dediğimiz devleti kuranlar iktidarda olduğu için, maalesef gelişen süreçte sefarat gibi İslam toplumuyla uzun asırlar birlikte yaşamış olan Yahudiler de onlara şimdi takıldılar. Aynı düşünceyi taşımaktadırlar. Müslümanlara karşı acımasız bir düşmanlık beslemektedirler. Bu hayvan, çok edersiniz, hayvan tabirinden tutun, işte onların tamamen öldürülmesine varıncaya kadar. Bütün bunların bakış açısı Talmud'u yansıtmaktadır. Mesela bundan önceki Sefarat Haham başısının 2017'de, yeni fetvayı takip edemedim, 2007'de Ehud Olmert'e gönderdiği bir fetva var. Bugün de yaklaşık 30-40 haham herhalde aynı fetvayı Benjamin Netanyahu'ya verdiler. Mesela 2007'deki Gazze Savaşı'nda Ehud Olmert'e, ki Ehud Olmert Türkiye'deki başbakanımızla görüştükten sonra gitmişti. Seçim yaklaştığı için de kamuoyunu konsolide etmek için Gazze'ye bir saldırı düzenlemişti. Verilen fetva şudur. Yani onlar insan mesabesinde olmayanlardır. Etkisiz hale getirilmeleri gerekir. 100 kişi ölecekse 100 kişi, bu fetvadır. Yani Jerusalem Post'tan okuduğum, hatırladığım bir fetva. 1000 kişi ölecekse 1000 kişi, 100 bin kişi ise 100 bin kişi. Asker doğrudan doğruya Gazze'ye girmesin, ancak orası halı sahasına çevrilecek şekilde dümdüz yapılması gerekiyorsa, 1 milyon kişi ölmesi gerekiyorsa da ölsün şeklinde fetvalar vardır. Yani bugün İsrail toplumu o 60'lardaki, 70'lerdeki laik solcu bir toplum değil, gittikçe sayıları artan Haredi dediğimiz aşırı dincilerin hükümetlere eklemlenerek aşırı sağcıların da iktidarı ele geçirmesiyle o bölgeyi Filistinlere hayatı zindan etmektedirler. Ve bu yakın zamanda Mescid-i Aksa'yı yıkmak, Batı şeriayı tamamen ilhak etmek gibi bir planları da vardır. Mesela çok mikro düzeyde de çalışan, makro düzeyde çalışan Yahudi örgütler var. Mesela El-Ad dediğimiz El-Eir David, yani Hazreti Davud'un şehrini ele geçirme, Silvan, yani Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesine yoğunlaşmıştır. Oradan sahipsiz evleri gasp etmek suretiyle Yahudileştirmeye çalışmaktadır. Guş Emunim dediğimiz resmen ortadan kalksa da National Party'de kendisini bulan taraftarlarıyla Batı Şeria'yı yavaş yavaş Yahudileştirmektedir. Yani gerçekten düşmanca bir tavır vardır. Son aşamada bir de İsa Mesih'i getirtmeye çalışan evangelistler var. Bunlar da özellikle Arabistan, daha doğrusu Amerikan Taliban'ı veya Amerikan IŞİD'i diye tabir edilen bazı araştırmacılar tarafından Yahudi Siyonistlerle Hristiyan Siyonistler el ele verip bölgeyi kan gölüne çevirmektedirler. Acımaları yok yani. Bu Evet. açıdan bakış maalesef budur. İslamiyet'in ed-dinü es-semha, Efendimizin buyurmuş olduğu din kolaylıktır ifadesini ben Yahudiliği derinlemesine öğrendikten sonra anladım. Yahudilikteki pek çok ağır hüküm, Tevrat'ın ahkamı, Efendimizin çağlar üstü ve her toplumda rahat bir şekilde uygulanabilecek bir kıvamda, basitlikte ve uygulanabilecek bir düzeyde bizlere sünnet olarak bırakılmıştır. Yahudilik yaşanması çok zor bir dindir. Arkaik bir dindir. Hala da onu devam ettirmeye çalışan Yahudiler bulunmaktadır. Evet, buyurun. Nihat Bey'in, Nihat kendisi burada, Nihat İnanç belki söz alıp söyleyebilir. Yazılı bir şeyi var. Arzu ederse ben okuyayım ama parantez içinde insanlar içinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisinin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsünüz. Maide suresinde diyor. Bir de bir kendi cümlesi var. Kur'an'da Yahudiler açıkça tanımlanmış. Evet. Nihat Bey ilaven varsa ilave et. İstersen. Öncelikle teşekkür ediyorum Önder Hocam. Rica ederim.
Yani bu son bir iki yorumda doğrusu yani sanki Müslümanlar Yahudilere düşmanmış gibi, düşmanlığın kaynağı Müslümanlarmış gibi bir tablo çıktı ortaya. Yok, Ama bu bu öyle ifade. düşmanlığın kaynağını, geçmişini ister 1947'lerde arayalım, isterseniz peygamberler dönemine gidelim. Aslında düşmanlığın kaynağını Yahudi tarafında görüyoruz. Evet. Yani peygamberler döneminde de Kur'an'da da bu birçok yerde zikrediliyor. Peygamberlerini öldüren, müminlere en şiddetli düşman olarak görünen taraf Yahudiler. Ha, güncel 100 yıla döndüğümüzde 1940'lardan bugüne kadar da yine insanca değil yani insan ötesi bir davranış biçimiyle Müslümanları katleden, tahrik eden kesim yine Yahudiler. Yani dolayısıyla onun üzerine ben yazmıştım bunu. Tamam. Eğer bir düşmanlık varsa bu düşmanlığın kaynağı Müslümanlar değil. Müslümanları bu sürece zorlayan Yahudilerdir diye düşünüyorum. Doğrudur. Bu soruda hocam siz cevap vereceksiniz ama şöyle bir boyut var. Şimdi ilk yazdığından ben onu anlıyorum. Yani Kur'an'da da Yahudilerle ilgili bir olumsuz bir şey. Belki o yaşayan Yahudiler tabii Yahudilikle ilgili değil, dinin özüyle ilgili değil ama böyle genelde lanetlenmiş bir şey gibi. Tabii. Yahudiler Kur'an'ın böyle bir şeyi var mı? Böyle bir mana herhangi bir böyle bir şey çıkaracak mıyız bir yerinden? Hocam aslında bu lanetli kavim konusu Kur'an'da da geçmekle birlikte Tevrat merkezli bizim alimlerimizin değerlendirdiği bir şey. Benim Tevrat okumalarımdan çıkan husus şu. Hazreti Musa Efendimiz vefat edeceği zaman İsrailoğullarına bir hutbe irad eder. Bu hutbe çok uzundur. Yani Sayılar kitabından son iki kitaptan başlar. Tesniye dediğimiz, Deuteronom dediğimiz kitabın neredeyse tamamıdır. Genel bir özetini yapar Hazreti Musa. Özellikle İbrahim'le başlayan, İshak, Yakup'la devam eden ahit kavramı üzerinde çok fazla durur Hazreti Musa Efendimiz. Hazreti Musa'nın bu ifadelerinde özellikle Tevrat'ın son kitabında bir lanetler bölümü vardır, bir de bereketler bölümü vardır. Der ki Hazreti Musa, ey İsrailoğulları eğer siz Tanrı'nın ahdine layık olursanız, işte gökten yağacak, yerden bitecek şu nimetlere, şu bereketlere nail olacaksınız der. Bu bereketlerin sayısı yaklaşık eğer tasnif etmek istersek 12 veya 14'ü geçmez. Fakat bu ahde riayet etmediğiniz takdirde Tanrı size öyle bir ceza verecektir ki der. Ve sıralar artık yer demir gök bakır asla nimetlere düçar olmayacaksınız, nimetlere elde edemeyeceksiniz. Size öyle düşman olacaklar ki arkanızda bir yaprak hışırtası acaba beni öldürmeye mi geldi şeklinde bir korku içerisinde yaşayacaksınız. Odalar içerisinde odalar şeklinde yani duvarların arkasında kendinizi korumaya alacaksınız şeklinde sayar sayar sayar. Bunların sayısı da yaklaşık 60 civarındadır hocam. Yani bereketler 10-12, lanetler buna kelalot deniyor Yahudi tarihinde, Yahudi şeyinde, Tevrat'ında yaklaşık 60'tan fazladır. Hatta Yahudi geleneğinde öyle bir gelenek vardır ki bu pasajlar malumunuz yılda bir kere okunurken Yahudi din adamları hızlı bir şekilde okurlar. Oradaki lanetlere belki düçar oluruz diye hemen geçerler. Hatta tefsirlerde de çok açıklamazlar hocam. Yani ben nedir bunlar falan diye baktığım zaman 7-8 tane Tevrat tefsiri okuduğum için biliyorum. Mesela bunlarla ilgili, lanetlerle ilgili sadece tercüme yapılır, o bölümler geçilir. Çok az bir iki cümleyle üzerinde durulur. Yani bir diğer açıdan Müslüman alimlerin Yahudileri lanetli olarak isimlendirmelerinin arka planında Tevrat literatüründeki geçen bu lanet kavramı vardır. Ve haklıdır da. Çünkü Tevrat bizzat kendisi ahde riayet etmedikleri, uymadıkları takdirde bu şekilde lanetleneceklerini söylerler. Hatta şöyle de bir yorum var. Raşi herhalde bizdeki Taberi'ye karşılık gelen alimlerden biri, Tevrat müfessirlerinden biri der ki, tarih boyunca Yahudiler bereketlerin bir kısmına nail olmuşla birlikte bir kısmına nail olması beklenir.
ama lanetlerin önemli bir kısmına düçar olmuşlardır şeklinde bir açıklama yapar ki bizim geleneğimizdeki bu lanetli kavim biraz Kur'an yanında Kur'an'dan daha çok Tevrat merkezli gibi çok haklı bir tespit gibi durmaktadır. Evet, peki. Ömer Demir. Hocam teşekkür ederiz. Güzel bir bilgilenme oldu. Ben hem bir YouTube'dan bir arkadaşımızın sorusu var. Hocam görmedi herhalde, onu okuyayım. Hem de bir Öyle mi? soru soracağım. Ünal Gündan der ki, sorar size. Yaşar Nuri Hoca Müslümanların ilk kıblesinin Kudüs'teki Beytülmaktis olduğunu, Mescid-i Aksa isminin önceden Mekke yakınlarında bir yer için kullandığını iddia ediyor. Bu konuda ne dersiniz diyor. İsra suresinde geçen Mescid-i Aksa'nın Mekke'ye yakındaki yer olduğuna ne dersiniz? Kudüs'teki Mescid-i Aksa isminin Emeviler zamanında verildiği söyleniyor. Bu konularda bir Evet. açıklama yapar mısınız? Bu bir arkadaşımızın sorusuydu. Benim sorum şu hocam. Bugünün çağdaş dünyasında entelektüel hayatın, yazar çizerlerin, sinemanın, işte sanatın, büyük medyanın hep yönetimi Yahudilerin elinde. Diyor, baktığınız zaman şöyle, seküler dünyanın bütün üretim kanalları Yahudilerin kontrolünde. Ve Yahudilerin bu şu andaki inanç sistemine baktığınız zaman, siz de söylediniz, oldukça sıkı, yaşanması zor bir şey. Bugünün dünyasında Yahudi olup da Yahudiler içindeki dindarlık, yani etnik olarak Yahudi olup ama dini inançları itibariyle, biraz konuşmanızın sonunda söylediniz, seküler bir Yahudilikten artık dindar bir şeye doğru yönetim olarak gidiyor. Fanatik bir yönetim var. O yönüyle bir değişim var somut İsrail'de, ama genel olarak böyle bir, bunları ele alan bir çalışma var mı sonradan Müslüman olan Yahudilerden? Yani Yahudilerin şu anda dindarlığı nasıldır kendi içinde? O 15 milyonun hepsinin dindarlığı aynı mıdır? Bu seküler dünyaya yön veren bu kadar kitabı yazan insanlar acaba bu inançları ve onların gereklerini yapacak düzeyde dindar mıdır? Ne dersiniz? Teşekkürler. Şimdi Yahudileri aslında üç bölüme ayırmak mümkün. Bunlardan birincisi Dati dediğimiz dindarlar. Bunların genel nüfus içerisindeki sayısı %15 ila 20 civarındadır. Masoreti dediğimiz geleneksel Yahudilik vardır. Bunlar asıl gövdeyi oluştururlar. Yani geleneksel Yahudiler. Bir de seküler veya laik dediğimiz Yahudiler var. Bunların nüfusunun da İsrail nüfusu içerisinde yaklaşık %20 civarında falan olduğu ifade edilir. Yalnız burada Yahudilerin şöyle bir özelliği var Ömer Bey. Her ne kadar Yahudiler kendilerini seküler veya laik düşünseler bile Yahudi kültürüyle çok iç içe yaşayan bir kavimdir. Mesela ben İsrail'de İbranice öğrenirken bir hanım hocamız vardı. Kendisini ikide bir Hiloni yani ben laikim diye konumlandırırdı. Fakat sizinle konuşmaya başladığı zaman Tevrat'tan, Talmud'dan, Yahudi kültüründen, tarihinden bolca örnekler verirdi. Mesela bizim kendisini laik diye konumlandıran aydınlarımızdan çok farklı bir şekilde. Bizde aydınlarımız her şeyi bilir ama İslamiyet'i, geleneği veya kültürümüze yabancıdırlar. Bunu işte sosyologdur veya başka şeylerde falan çok rahat görebiliyoruz. Bu açıdan Yahudileri farklı kılan her ne kadar inanmasalar, her ne kadar uygulamasalar bile tarihte yaşadıkları pek çok kırılmanın kendi tarihlerini ve kültürlerini bilmemekten kaynaklı bir durum olduğunu bildikleri için yani inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun Yahudilikle ilgili mutlaka tarih ve kültürlerini ve Tevrat'ı mutlaka bilirler. Böyle bir özellikleri var. Bu açıdan da hani bugün ne diyelim Ben Gvir gibi yani bugün İsrail'de Müslümanlara dar eden aşırı dinci bir bakan nasılsa çok ılımlı veya en azından solcu diye bildiğimiz Herzog Cumhurbaşkanı'nın Filistin meselesi, İslam meselesi veya başka bir mesele gündeme geldiği zaman tavrı üç aşağı beş yukarı aynıdır. Evet, hatta Hariri de şu anda solculara neden sahip çıkmıyorsunuz diye bir fevran etmiş. Diyor, Evet. dünyaya yön veren filozof ama küçük bir etnik grubun cenderesinde onlara yardım talep ediyor. Çok şaşırdım. Tabii Yani tabii böyle çünkü bir, evet evet. şey çünkü yani kültürel altyapıları kendilerinin diğer dünya milletlerinden farklı oldukları bunu en kabaca seçilmişliği fizyolojik anlamda da
seçilmiş kabul edenler olmakla birlikte diğer insanlar arasından dünyaya yön vermek veya dünyaya rehberlik etmek anlamında da seçilmiş kabul edenler var. Yani bu seçilmişlik inancını da çok farklı değerlendirenler var. Bu her ne kadar kendisini laik de konumlandırsa kültürünü çok iyi bilir. Yeri geldiği zaman ona göre siyasetçiyse veya ekonomistse, zengin bir bankerse nerede olursa olsun İsrail'le ilgili, başka şeylerle ilgili yardımlarını esirgemekten çekinmez. Yahudi milletinin böyle nasıl diyeceğiz, kendi içlerinde sıkı bir ümmetçi anlayışı var. Yani içeride böyleler belki kendi aralarında ama dışarıya karşı böyleler. Yani bu Amerika'da da böyledir, başka yerlerde de böyledir. Yahudilerin böyle bir özelliği var. Diğer hususa gelince Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer etrafı mübarek kılınan bugünkü Kudüs ve çevresi. O bahsedilen Mekke yakınındaki mescidin Cirane Mescidi olduğu şeklinde bir rivayet var. İslam geleneğinde şöyle bir durum var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bağlantılı olan yerlerde bir mescit yapmak ve benzeri bir takım şeyler yapmak çok yaygındır. Ama Cirane'de Peygamberimizin bir sefer dönüşü ganimet paylaştırmasının ötesinde önemli bir olay meydana gelmemiştir Mekke civarında. Cirane'de. O sebeple etrafı mübarek kılınan şehrin Cirane mevkili olması veya Cirane'deki bir mescid olması mümkün değil. Çünkü Hazreti İbrahim burada Melkisedek dediğimiz kendisi de muvahhid olan bir kralla görüşmüş. Hazreti İshak bugünkü Yahudi kabulüne göre Kubbetü Sahre'nin hemen altındaki o Hacer-i Muallak dediğimiz yerde kurban edilme teşebbüsü olmuş. Hazreti Musa burayı ziyaret etmiş. Hazreti Davud burada mabet yerini satın almış. Yani bugünkü Harem-i Şerif dediğimiz, Yahudilerin Harhabayt dediği yeri satın almış. Süleyman Peygamber orada mabedi inşa etmiş. Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Hazreti efendime söyleyeyim Zekeriya buralarda yaşamış. Yani bütün bu bereket kaynağı veya etrafı bereketli olan yerin bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer olarak ifade edilmektedir. Mescid-i Aksa dediğimiz yer de zaten o 144 dönümlük yukarı platformda Mescid-i Aksa, aşağı platformda ise Kubbetü Sahre'nin, pardon, aşağı platformda Mescid-i Aksa, yukarı platformda Kubbetü Sahre'nin bulunduğu o geniş alandır. Sadece bir mescidin olduğu alan değil. Hazreti Ömer Efendimiz şehri fethettiği zaman o 3000 kişinin namaz kılabileceği büyüklükte bir mescid inşa etmiştir. Bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere. Daha sonra ahşaptan yapıldığı için zamana dayanamamış Emeviler döneminde de bu ahşap mescid yıkılarak yerine mevcut olan Mescid-i Aksa yapılmıştır. O eski mescidi de hatırasını devam ettirmek için Mescid-i Aksa'nın kıble doğu kısmında Ömer Mescidi diye bir küçük yer de vardır. İlk inşa edilen mescidin yeri orasıdır. Sonra da Mescid-i Aksa inşa edilmesi biraz o Miraç ve İsra'daki o hatırayı da yaşatmak amaçlı olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple hani Mekke yakındaki bir mescidin Mescid-i Aksa olması tarihi açıdan veya tevhid geleneği açısından çok makul gelmemektedir benim kanaatim. Peki. Hocam teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Vakit de epey ilerledi ama ben yine de burada iki hocamızla Şaban Ali hocamız var. Ali Bardakçıoğlu hocamız var. Yani alanın içinden olduğu için Mustafa Vayda hocamız düşüncesini söyledi. Başka da olabilir ama Şaban Ali hocam var mı? Bir şeyiniz, bir katkınız veya söyleyeceğiniz bir şey memnun oluruz. Size platform sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. İkinci olarak da doğal olarak Nuh Arslantaş hocam emeğinize sağlık. Arslanlar gibi ve taş gibi bir sunum yaptı hocam. Bütün günü yorgunluğuyla birlikte. Evet Yunus hocam sağ olun. Estağfurullah. Bu hocam benim de bizim bu Medine pazarında Beni Kurayza Yahudilerinin Hendek Savaşı'ndan sonra katledilmeleri, öldürülmeleri olayındaki rakamla ilgili gerçekten çok büyük bir
sıkıntımız var, aşılması gereken sıkıntı. Yahudiler Müslümanların ilk Yahudi soykırımını Medine pazarında yaptıklarını söylerler. Anılan rakamlardan dolayı ki gerçekten Medine'de Yahudilerin, tamam Medine'nin çoğunluğunu teşkil ediyorlar ama sayısal olarak çok büyük rakamlar değil. 900 kişinin öldürüldüğü, 900 Yahudi mi Medine pazarında boyunlarının vurulduğunu ya da idam edildiğini düşündüğünüzde gerçekten soykırım vari bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Benim hatırladığım elebaşılarının öldürüldüğü yönünde, yani kaç kişi öldürüldü derken 5 rakamı da telaffuz ediliyor, 1000 rakamı da telaffuz ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Yani dolayısıyla birincisi bunun netliğe kavuşturulması lazım. Medine'de Yahudilere soykırım uygulayan bir peygamber imajını bizim tarih kitaplarımız eğer destekliyorsa bu konuda bir celtadile gitmekte yarar var. Bana çok makul gelmiyor. Yani Allah aşkına 700 rakamı, 900 rakamı ne demek yani Medine'de kan gövdeyi götürür. Yani bu çok iyi bir onu bir düzeltmek lazım derim. İkincisi bu Arnavut meselesi bizim Müslüman zihninde şöyle kurgulasak. Bir, madem ki bizim inandığımız bir geleneğin yani peygamberlerine inandığımız bir gelenek de Allah bu insanlara bunu vaat ediyorsa bunun önünde hangi iradeyle duruyoruz biz? Yani Shannon Armstrong Tanrı'nın Tarihi kitabında Mısır'da her tanrının kendi halkına bir toprak vaat ettiğini, dolayısıyla bunun bir parçası olarak da Musa'ya böyle bir vaadin yapıldığını söyler. Bunun tamamen tarihsel koşulların getirdiği bir vaat olduğu, Tanrı'nın halkına sahip çıktığını göstermek üzere böyle bir şey olduğunu Karen Armstrong anlatıyor Tanrı'nın tarihinde. Şimdi dolayısıyla bu Arz-ı olayı sanki gerçekleşmesi mukadder bir vaat gibi Müslüman zihninde bir yere sahip olması sorunlu. İkincisi seçilmiş millet, Yahudilerin seçkin ya da seçilmiş millet olarak tanımlanmaları da büyük sıkıntı. Evet. Küntüm hayrun metin hücre kilinnaz. İnsanlar içerisinde seçilmiş en hayırlı millet sizsiniz diye ayeti kerime Müslümanlara söylüyor. İncil'de Hristiyanlara sizler dünyanın tuzusunuz, her şey kokar, siz kokmazsınız der. Dolayısıyla Allah seçtiği her bir milleti onore etmek için seçtiğini söyler. Bunu sadece Yahudilere tahsis etmek büyük bir Müslüman zihni açısından söylüyorum. Yani Müslüman zihni açısından bir aşılması gereken bir paradoks var orada. Son olarak şunu söylemek isterim. Gerçekten bir Hüseyin Akan Bey ona işaret etti. Ben biraz Yahudi felsefe, Yahudilerin Alman Yahudilerin tarihini biraz daha yakın okumaya tercih ettim. Bir anlamda azınlıkların tahakküm eden bir felsefeye, bir millete karşı nasıl bir reaksiyonlar felsefe geliştirdiklerini görmek için. Bunun içerisine Kant'ı da koyabilirsiniz. Düzeltiyorum, Marx'ı da koyabilirsiniz. Bunun içerisine Efraim Lessing'i de koyabilirsiniz. Bu adamların, yani Yahudi filozofların Müslümanlarla ve İslam'la bir sorunu olmamış. Hatta övmüşler. Yani Lessing'i okursanız hayranlarını görürsünüz. Karl Marx'ın eşinin Jane'in mektuplarını okursanız Müslümanlarla ilgili, Muhammed'in çocuklarıyla ilgili övgülerini görürsünüz. Dolayısıyla nasıl oldu da o tarih şu anda geldiğimiz noktaya geldi? Bir o Medine meselesine biraz kurcalamak gerekiyor. İkincisi de 20. yüzyıl siyasal tarihine bakmak gerekiyor ayrıca. Ben küçük bir özel bir soru sormadım. Sadece sizin anlatımlarınızdan birkaç şeye küçük bir ışık düşürmenin faydalı olacağını düşündüm. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok not aldım. Sağ olun hocam. Ve slaytlarının fotoğrafını çektim. Bir yerde kullanırsam onları hakkını şimdiden helal et. Helal olsun hocam. Bu hocam vaat edilen Teşekkür. topraklar, affedersiniz sözünüzde kesmiş gibi oldum ama vaat Buyurun. edilen topraklarla ilgili aslında o vaat o dönemin Müslümanları olan İsrailoğullarına vaat edilirken
O ahit kavramı Yahudilikte çok önemli ve Yahudilikteki ahit de tevhide özellikle vurgu yapılır. Yani Tanrı'nın kulları olma noktasında. Sonradan Tevrat'ın gelişen süreçte biraz daha İsrailoğulları merkezli değerlendirmeler artmış olsa da dönemi Müslümanları kabul edebileceğimiz İsrailoğullarına yapılan bir vaattir hocam. Hatta Enbiya suresinde Estağfirullah velakat kedebna fi zeburi ba'de zikri ennel arda el arda aret yani yer yerisüha ibadiyas salihlere varis kılınmıştır buyrulur. Aslında bu ifadenin 37. mezmurda bir karşılığı vardır hocam. Tevrat'ta daha doğrusu eski ahitte. Tısadıkim yirşu aret ve işkanu leada aliyah. Yani doğrular ülkeyi miras alacak, orada sonsuza dek yaşayacak. Aslında Yahudi geleneğinde de o bölgelere sahip olmanın şartı, mesela Yeremya kitabında üzerinde durulur, ahde bağlılık, nimet-külfet dengesi içerisinde de özellikle bu vaat edilen topraklara sahip olma hususuna vurgu yapılır. İşte ilahi emirlere uyulması, mesela Yeremya'da geçen, şirke asla özellikle tevhid üzerinde meyledilmemesi, öksüz, yabancı, dul, efendime söyleyeyim yerli halklara saygı gösterilmesi, kan dökülmemesi gibi bir takım hususlar üzerinde durulur. Hatta bunu milletin millete karşı gelmesi mi yoksa bu ahitlere dikkat etmeyen milletlerin Allah tarafından veya Tanrı tarafından birbirleriyle problemine de yine tesniyede işaret edilir. Mesela şimdi aklıma geldi. Tesniye kitabında bir ifade var değerli hocam. Orada der ki İsrailoğullarına siz o toprakları sahip olacaksınız ama bilin ki o topraklara ben siz faziletli insanlar olduğunuz için sizi mirasçı kılmıyorum. Aksine o topraklarda yaşayan insanların kötülüğünden veya faziletsizliklerinden dolayı o topraklara size mirasçı kılıyorum veya size veriyorum der. Yani bir yönüyle İsrailoğullarını eleştirir. Hani ahde çok dikkat etmiyorsunuz. Bunu biraz ben günümüzdeki bu Gazze olaylarına da veya Gazze ile ilgili Arap ülkelerinin tutumlarına da biraz benzetiyorum. Bu Tesniye kitabındaki bu ifadeyi. Yani o toprakları İsrailoğulları hak ettikleri için değil, o bölgedeki insanların o toprakları hak etmedikleri için Tanrı'nın vaat ettiği şeklinde de bir ifade var Tevrat'ta. Bu sebeple o topraklara zannedersem bu Yeremya kitabı gibi veya Kur'an-ı Kerim'deki genel prensipler çerçevesinde adaleti getirecek, efendime söyleyeyim kan dökmeyecek, insanlara saygılı olacak ve benzeri. Bunu kim bu insanlara sağlarsa o toprakları hak ediyor şeklinde, vaat edilen toprakları hak ediyor şeklinde değerlendirmemiz veya okumamız da mümkün. Evet, teşekkür ederiz. Şaban Ali Hocam, size de çok teşekkür ediyorum katkınız, Sağ olun. için. Ali Hocam, var mı bir şeyiniz? Hocam, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler. Nuh Hocama da teşekkür ediyorum. Hiç yorgunluk alameti göstermedi, sağ olsun. Ben küçük bir katkı arz etmek isterim. Yani gerek Tevrat gerekse Kur'an-ı Kerim'deki mahalli, son derece bir olaya dair ifadeler genellemeye tabi tutuluyor ve bağlamın dışına taşırılıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle ilgili Beni İsrail, Faddanna kelimesi kullanılır. Taftil kelimesi kullanılır. Aynı kelime erkeklere, kadınlarla erkeklerin görevleri mukayese ederken kullanılır. İş veren de işçi için kullanılır. Yani bunlar da bir fazilet meselesi, bir avantaj sağlamak. Hatta o ayetler, size bu kadar nimetler verdim, avantaj sağladım, destek verdim, siz onun hakkını vermediniz anlamında söylenir. Yani bu bağlamdan çıkardık da, yani Yahudilerin bütün insanlardan üstün kılındı, erkekler bütün kadınlardan üstün kılındı. Yani bir o tabii aynı kökten fazilet kelimesi de türüyor ama faddelerinin başka anlamları da var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ve Tevrat'taki o ifadelere çok genel, yani kıyamete kadar geçerli evrensel anlamlar verdiniz mi, bu din dili bu sefer sorun olmaya başlıyor. Yani şahsi kanaatim, o ayetlerin hiçbirinde Allah'ın hiçbir kavme, hiçbir cinse bir seçilmişlik ve üstünlük bahşettiği anlamının çıkması mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in de aynı hatayı yapıyoruz. Onu hocam, yani bu bakımdan, yani bir seçilmişlik şeyi yorumlardan çıkar. Her din mensubu, her
ırk kendini seçilmiş görebilir. Yani bir de Beşir Hocam şey arz etmek istiyorum. Bu yani bu İslam tarihinin Emevi Abbasilerin döneminde yazılmış olmasının ciddi sorunları var. Kahramanlık döneminde yazılmış tarih kitapları yani o idam edilen Yahudilerin sayısını abartınca dünyaya ne kadar güçlü, kuvvetli ve işte biz hainleri böyle cezalandırır şeklinde bir övünç vesilesi olarak o rakamları büyütme temayülündeler tabii, doğru. Yani biraz da tarihçilerin, mesela Emevi tarihini de yazarken Abbasi tarih dönemi tarihçilerinin son derece haksızlık yaptığını söyleyebiliriz Emevilere. Yani Abbasiler lehine, Emevilere işte hocam aynı zamanda iyi bir tarihçi. Yani o bakımdan yani o rakamlar da o günkü şartlarda iyi iş yapıyoruz kabilinden verilmiş rakamlardı, öyle zannediyorum. Söz uzatmayayım, teşekkür ediyorum. Bu güzel toplantı için size de şükranlarımı sunuyorum Beşir Hocam. Sağ olun. Nuh Hocam ağzınıza sağlık, harikasınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı geceler efendim. Evet, sağ olun. Ali Hocam teşekkür ederiz. Başka bir söz isteyen göremiyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanım Abdullah Bey, eğer sesim ulaşıyorsa siz belki bugünle ilgili bir şey söylemek isteyebilirsiniz. Yani bir Filistin olayı yaşıyoruz. Varsa yani sizin çok tecrübeniz var bu bölgeyle ilgili. Yani kapatmadan önce sizin güncel olarak bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Çok güzel bir gece oldu. Ben de çok şey öğrendim. Sadece bir şeyi sormak istiyorum. Bu evangelist Hristiyanların Yahudilere ve İsrail'e olan bu özel hayranlığı ve özel bağlılığının altında itikadi bir inanç, itikadi bir sebep mi var? Yoksa sadece siyasi mi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli siyasetçiler, onların meclislerindeki, kongrelerindeki senatörlerin, üyelerin, kongre üyelerinin birçok açıklamalarına baktığımızda yani öyle bir dini inanç içerisinde İsrail ve Yahudiliğe karşı bir sorumluluk hissediyorlar ki yani bunun altında bir itikadi bir bağ mı var? Nedir bu, yoksa sadece siyasi mi? Bu konuda eğer bir açıklama olursa çok memnun olurum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, herhalde soru bana mı Beşir Hocam? Yok, size evet. Eyvallah. Soru size. Aslında ikisi de birbirini destekleyen bir yönü var Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi evangelist Hristiyanlara göre Hazreti İsa kıyamet gününde tekrar gelecek ve gökten inecek, 1000 yıl süreyle Hristiyanları dünyanın hakimi haline getirecek şeklinde bir inanç söz konusu. Yalnız Hazreti İsa geldiği zaman Yahudi mabedini yıkacak, yerine Hristiyanların hakim olduğu bir devlet de kuracak. Böyle bir inanç var. Bunun için Yahudi mabedinin yapılabilmesi için Mescid-i Aksa'nın yıkılması lazım. Yahudi mabedinin de Yahudiler tarafından inşa edilmesi lazım. Mesela günümüzde sadece ve sadece Mescid-i Aksa'yı yıkmaya yönelik cemiyetler var. Yani oralarda görünürlüğü artırmak, efendime söyleyeyim, zamanı geldiği zamanda yıkma şeklinde Yahuda Glik gibi, yani aşırı dinci milletvekillerinin tahrikleriyle Ben Gvir gibi, daha öncesinde de Ariel Sharon gibi insanlar toplumları kışkırtmak için yapıyorlardı. Şimdi tabii evangelistlerin bu düşüncesi bir, İsrail'in kurulması, iki, Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi, üç, Mescid-i Aksa'nın yıkılması şeklinde tezahür edeceği kabul edilmekte. İsrail kuruldu, birinci şart gerçekleşti. Ardından Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi, Trump gibi bir Amerika lideri tarafından bu gerçekleştirildi. Yani en azından Amerika
Kore'nin başkenti oraya taşıması, daha doğrusu büyükelçiliğini oraya taşıması sebebiyle gerçekleştiği düşünülmekte. Tabii ne Trump ne Biden evangelist değil Cumhurbaşkanı. Bunlar cumhuriyetçiler. Fakat cumhuriyetçiler son dönemlerde evangelistlerin de ve Yahudi bankerlerin de evangelistler üzerindeki bu ticari ilişkileri ve benzeri şeyler dolayısıyla tabiri caizse Hristiyan Siyonistlerle Yahudi Siyonistler el ele verdiler. O bölgeyi ele geçirmek şeklinde bir düşünceleri var. Bu sebeple de son aşama Mescid-i Aksa'nın yıkılması. Mescid-i Aksa yıkılırsa Yahudi mabedi yapılacak ve böylelikle Hazreti İsa'nın gelmesi hızlanacak şeklinde. Tabii işin bir diğer boyutu şu. Hristiyan evangelistlerle Yahudi evangelistler de karşı karşıya gelecekler bir sonraki adımda. Acaba Yahudiler Hristiyan evangelistlere kendi mabetlerini yıktıracaklar mı İsa'nın gelmesi açısından? Bunlara verilen cevap zamanı gelince görüşürüz. Şu andaki gündem o değil. Önce Mescid-i Aksa'nın yıkılması şeklinde bir anlayış içerisinde birbirlerini götürmektedirler. İşte zaman zaman bu gelgitler zannedersem Biden gibi, Trump gibi İsrail lehine yapılan araştırmalar, İsrail'in o bölgede Amerika'nın en güvenilir müttefik olması ki bu konuları siz çok daha iyi değerlendirirsiniz, bilirsiniz. Ve İsrail'in de o bölgedeki şeyi kendi mabetlerini yeniden inşa ederek kendi mesihlerini getirme çabaları. Bunlara karşı çıkanların sayısı az. Satmar gibi veya başka hangileri var? Küçük Siyonizm karşıtı Yahudiler var ama bunların sesleri çok fazla çıkmamakta veya Amerika'daki informatik yani bilgi teknoloji bürokrasi ve ekonomik kaynakları ellerinde bulundurmadıkları için ellerinde bulunmadığı için ki onlar zaten bu tür şeylere çok fazla önem vermiyorlar. Netrayu Karta mesela bunlardan biridir. Şehrin bekçileri anlamında Kudüs'le ilgili bir ifadedir bu. Bu sebeple de evangelistlerle Siyonistlerin birleştiği nokta Mescid-i Aksa'nın şu anda yıkılması noktasında önce Mesih'in gelmesi ardından da İsa Mesih'in gelmesi şeklinde. Bravo. Yani bir anla. Bravo. Evet, teşekkür ederiz. Yani itikadi Bravo. İtika, yalnız şöyle bir tehlike var. Amerika'da kendini evangelist olarak tanımlayanlar çok fazla. Yani bu yüzde 40'larla 60'larla ifade ediliyor. Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına inananların sayısı çok fazla. İsa Mesih'in gelebilmesi için Yahudi mabedinin yapılmasını destekleyen vesaire falan. Mesela Guş Emunim diye bir parti var. Bu Abraham Cook tarafından falan organize edilen, daha sonra da yer altına çekilen vesaire. Bunların işi gücü Kudüs'teki belli yerleri Yahudileştirmek, satın almak, Müslümanları oradan atmak. Yani bundan 10 sene veya 15 sene önce Kudüs'teki Müslüman sayısı %23 iken popülasyon yani şimdi %12'lere düşmüş bulunmakta. Ve Tevrat'ın bir emri gereği yavaş yavaş istila edeceksiniz. Çünkü hemen istila ederseniz nüfuzunuzsunuz buna yetmez diye de hepsini de Tevrat'a dayandırıyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Sağ ol. Rica ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani ne hocam siz gündüz de programınız vardı. Akşam program değiştirdiğimiz için sizi biraz fazla yorduk ama çok çok güzel bizim için çok istifade ettik. Çok verimli bir değerlendirme oldu. Tabii bir yandan da dua ediyoruz. İnşallah başka bir şey yapabileceğimiz yok. İnşallah yani bölgede hayırlı bir şey olur. Bu çatışmalar durur en azından. Oradaki Müslümanlar zor durumdan inşallah kurtulur diye dua ediyoruz. Yani bizimki ancak o kadar. Ama bugün Yahudilikle ilgili özellikle dinler tarihi açısından Müslümanlar Yahudi ilişkileri gibi konularda biz doğrusu çok istifade ettik. Hem de bir anlamda biraz bu konuyu yaşamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katkı verenlere, katılanlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah
Nuh Hocamızı yine başka vesilelerle tekrar biz misafir etmek isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Böyle bir ortamda misafir ettiğiniz için. Gecenin de yarısı oldu. Neredeyse. Programımızı da burada bitirmek istiyoruz. Hepinize tekrar hayırlı geceler diliyorum. Selamlar, saygılar. Katıldığınız için de arkadaşlara da teşekkür ederim. Hocam hayırlı. Son bir not, çok özür dileyerek. Buyurun lütfen. Independent Türkiye'de geçen hafta bu Gazze Savaşı'nda dini söylemler şeklinde uzunca bir makale kaleme aldım. Ortak grupta paylaştım. Belki bu evangelistlerin ve Yahudilerin birleştikleri, ayrıldıkları nokta vesaire. Uzunca bir makale var. Onu da arz etmek istiyorum. Paylaştım linkini hocam. Ha, iyi, onu biz şey yapalım hocam. Eyvallah. Biz de kendi şeyimizde paylaşalım. Ömer Beylere ileteyim ben. Bizim düşünce platformunda onu Ömer Beyler değerlendirsinler. Evet. Eyvallah. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı geceler herkese. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler hocam. Sağ olun.